Hakkı Düşün Podcast'ın 17. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Baysaraç. Ben Mert Ulan. Merhaba, ben de Fatih Arslan. Hoş geldin Fatih. Bu podcast'te ikinci kez konuk olan ilk kişisin. İnşallah oldum. Daha ilerleyen bölümlerde de tekrardan beraber oluruz. Öncelikle bugünkü konumuz aslında hani Fatih ile konuşacak çok fazla aslında konu var. Çünkü bir sürü farklı hobisi olan birisi olduğu için Fatih aslında işte kahveden konuşsak ayrı bölüm olur. Elektrikli araba deneyiminden konuşsak ayrı bir bölüm olur. Hani bir sürü şey olur ama bugün bizim asıl konumuz financial independence. Bunu baştan söylüyorum ki hani bundan sonra araya şimdi küçük bir sekans girecek. O sekanstan sonra ne konuşacağımı söyleyelim. Ona göre bir beklentileri belirlemiş olalım. Fakat tabii bu konuya geçmeden önce üçümüz de Apple'ın yeni yayınladığı, geçen hafta yayınladığı The Foundation dizisi, vakıf, Asimov'un vakıf kitabının dizisi yayınlandı. Üçümüz de seyrettik. Onu da konuşuruz demiştik bu şeyi ayarlarken, podcast'ı ayarlarken. Onun üzerinden şöyle ufak bir muhabbet edelim istiyorum. Çünkü hepimizin çok beklediği bir televizyon şovuydu. Apple'ın da Apple TV Plus'a üye kazandıracak, en büyük miktarda üye kazandıracağı beklediği aslında televizyon şovuydu. Çok büyük bir bütçe. Devasa bir prodüksiyon bütçesi var. Öncelikle ikinize de sorayım. Önce Fatih'e sorayım. Sen nasıl buldun diziyi? Ben diziyi ilk başta biraz güzel buldum. Güzel başladığını düşünüyorum. Gayet böyle epik sahneler vesaire iyi başladılar. Ama ikinci bölümü izledikten sonra biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Bunda sebebi çok. Birinci sebebi sanki ki ben hani kitabını okumadım, okuma fırsatım henüz olmadı ama ben böyle diziler izledikten sonra çok araştırıp bakarım hani nedir ne değildir diye. Mesela bazı izlemeyenler var tabii spoiler yiyebilir ama mesela ikinci bölümün sonunda çok ciddi bir şey oluyor. Hı hı. Ve o olduktan sonra aklıma şey geldi. Acaba bunlar bir Game of Thrones gibi bir şey mi yapmaya çalışıyorlar? Yani bunların amacı hep durmadan bir olay, patlak, hep böyle high tension, yani hiç böyle sakin bir dizi değil de durmadan bir şey olacakmış gibi bir algı mı yaratmaya çalışıyorlar diye düşündüm. Ve ben bilim kurguyu çok seven bir insanım. Yani ben aslında bilim kurgu açısından çok aşırı sevdim. Yani uzun zamandır bu şekilde bir dizi izlemedim. Yani onu da net bir söyleyeyim. İşte o matematiksel kavramlar vesaire. Ama bu sanki bilim, yani bilim kurguyla bu Game of Thrones tarzı hep böyle yüksek enerjili bir şeyi birleştirmeye çalışıyorlar. Nasıl olur bilemedim. O biraz hoşuma gitmedi diyebilirim. Mert, sen ne düşünüyorsun? Ya açıkçası ben çok beğendim. Ben dediğim gibi daha önceki bölümlerden. Yine 4K televizyonda işte Apple TV 4K'yla AirPods Pro kulaklıklarımı takıp Special Audio ile işte Dolby Atmos seyrettim. Yani Fatih'e katılıyorum o şekilde. Ben de uzun zamandır böyle bir bilim kurgu dizisi seyretmemiştim. Genelde arkadaşlarım hep bu Expanse dizisini tavsiye ediyordu. Ona bir türlü başlayamadım. Onun da çok fazla sezonu yayınlanmış. Onun da yine 6-7 kitabı falan var. Ona bir türlü 8. kendime 8 kitabımı evet. Ona bir türlü kendimi verememiştim. Ama işte bu şey vakıf ilk duyurulduğundan beri bekliyordum. Dediğiniz gibi yani Apple'ın ilk belki de hani böyle büyük çaplı projesi, çok fazla para harcıyorlar. Bir de yani böyle bir klasiği hayata geçirmek çok zor bir şey. O yüzden ben hani şey olarak düşünüyorum. Anlayabiliyorum sizin işte neden beğenmediğiniz ya da işte biraz daha hani beğenmediğiniz demeyeyim de daha böyle beklentilerinizin olmasını, çünkü yani hem Apple diyorsun hem Foundation diyorsun ama ben de o yüzden biraz da şey düşünüyorum ya, hani Apple'da yeni, yani hani bu şeyleri yapanlar da gene aslında çok tecrübeli yapımcılar var arkasında ama hani ilk sezonun ilk günahı olmaz diye düşünüyorum, çünkü hani 8 sezon yapacaklarmış, her sezonda 10 bölüm olacak. O yüzden hani büyük yapımları düşünürsek işte Game of Thrones ilk sezonda, gerçi onlar da ilk sezonda bayağı bir şey patlatmışlardı ama o yüzden hani bilmiyorum, hani peki, gerçi orada HBO var hani arkasında, ondan dolayı çok şey, hani o beklentiler orada karşılıyorken burada karşılamaması biraz sanki başlangıç için normal gibi geldi.
Apple TV HBO'nun content manager'ını aldı. Onu biliyorsunuzdur belki. Hı-hı. Geçen sene. Onun üzerinde zaten bu dizileri yapıyor. Şimdi ben isterseniz mikrofonu alayım biraz. Ben de kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Bir daha abi sen söylemeden önce çok kısa bir özet geçer Hı-hı. misin? Hani dizine hakkında diye. Ha tabii. Foundation şunun hakkında. Asimov diye bir meşhur yazar var. Isaac Asimov. Kendisi Rus Yahudisi. Böyle de değişik bir etnik şeyi var, tarafı var. Neyse, bu aslında tarihe çok meraklı. Hatta tarih hocası galiba bildiğim kadarıyla. Öyle bir mesleği de var. Roma İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşünü çok meraklı. Hatta Rise and Fall of Roman Empire diye bir meşhur kitap var, böyle 1500 sayfa. Onu böyle iki defa, üç defa okumuş yani gençliğinde. Bunu uzayda hayal ediyor yani. Çok büyük bir imparatorluk, intergalaktik bir imparatorluk var. Bu imparatorluğun çöküşünü anlatıyor ama tabii ki Asimov müthiş çılgın bilim kurgu fikirleri üretebilen bir adam olduğu için işte o psycho history dediğimiz olay, matematiksel formüllerle aslında geleceği tahmin etme mevzusu falan gibi böyle bir sürü değişik konsept atarak, hatta yani user experience design konusunda bile kitapta okursanız çok ilginç şeyler var, detaylar var. Müthiş bir böyle fikir aktararak devasa bir evren oluşturmuş. Aslında ilk üç kitap gibi bahsediyoruz biz, yani üçleme gibi bahsediyoruz ama yan kitaplara falan sayarsan çok büyük bir külliyat. Ve bugün hani işte Dune dediğimiz, Star Wars dediğimiz birçok bilim kurgu eserinin esinlendiği, düşünürseniz hepsinde bir imparatorluk var. O imparatorluk konseptinin geldiği 1950'lerin başında yazılmış bir kitap. Biraz uzun anlattım galiba. Bunun dizisini Yok. Çektiler. hani merak uyandırsın diye de biraz böyle anlattım. Hı-hı. Şimdi biraz dizi tarafına gelelim. Şimdi ben tabii ki senin de dediğin gibi yani çok büyük bütçe, fragmanlar çok etkileyiciydi. Oyuncular çok iyi oyuncularla çalışıyorlar ve senaristlerin geçmişine baktığın zaman çok iyi dizilerde çok iyi bölümleri yazmış senaristler var. Hatta çok fazla var yani onlardan. Belki de çok fazla olması biraz bunu etkiledi. Şimdi ben kitapla kıyaslamayacağım, onu yapmayacağım. Fakat hani dizilere baktığın zaman işte kötü diziler var. Birçok televizyonda yayınlanan kimsenin seyretmediği diziler. İyi diziler var. İyi kötü arası. Netflix dizileri genellikle bu kategoriye giriyor maalesef. Netflix versus HBO dizileri diyebiliriz herhalde. Çok iyi diziler var. Yani sende hakikaten etki bırakan bir de Legendary dediğimiz işte Breaking Bad'ler falan filan yani benim için en azından çok büyük iz bırakmış. İki defa seyrettim yani Breaking Bad'i. Diziler var. Ben şimdi bu diziyi Legendary seviyesine koymak istiyordum. Bu dizi Legendary seviyesine giremedi. Neden giremedi? Şu yüzden giremedi. Dizinin prodüksiyonu, mekan tasarımı, görsel efektleri 10 üzerinden 11. Hatta yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen Star Wars filmi bütçesi gibi bir bütçesi var bunun. Deli bir bütçesi var yani. Yani uzay sahneleri, mekanlar, gezegenler, kıyafet tasarımı, onlar çok iyi. Evet, Fatih bir şey diyeceksin. Bu konuda da bir eleştirim olacak. Sen de yine sözü sana bırakacağım. Bütçeye rağmen o büyüklüğü ama sana o hissiyatı veremediğini düşünüyorum. İşte evet yani zaten problemler burada başlıyor. Dizinin şöyle bir problemi var, bir narratif problemi var. Yani hikaye anlatımında çok ciddi problemler var. Bir kere çok aksak anlatıyor hikayeyi. Kopuk kopuk anlatıyor. Mesela ben eşimle seyrediyorum diziyi. Ben kitap okuduğum için ve konuları bildiğim için eşime izah etmek zorunda kaldım bazı şeyleri. Çünkü o kadar hızlı gösterip geçiyor ki insanlar ne olduğunu anlamıyorlar. Bir de tam bilgi de vermiyor zaten. Hani bunu belki sonradan daha böyle detaylı anlatacaktı gibi şey yapıyorum ama şimdi mesela şöyle bir örnek verelim. Bu konuda çok iyi bir yapım var, bilim kurgu yapım var. Blade Runner var mesela, 1980'lerdeki. Blade Runner hiçbir zaman şey demez yani. Ülke işte böyle bir imparatorluk vardı, böyle bir devlet vardı demez. Sen Harrison Ford'un karakterinin arkasından takip edersin Harrison Ford'un gittiği yerleri. Oradaki o küçük detaylarla sana, oradaki işte etkileşimlerle, konuştuğu insanlarla falan, işte ne bileyim tabelalar Japoncadır mesela. Amerika'nın aslında böyle Japonların, Çinlilerin nüfusu arttıkça dilinin değişmeye başladığını oradan anlarsın. Hani böyle ufak nüanslarla anlatır ve seni dünyanın içine çeker. Şimdi bunda böyle bir şey yok. Yani Trantor gezegenine gidiyor. Ya bu gezegen imparatorluğun en önemli gezegeni. Ya bir sokak göreydik Trantor'dan. Anladın mı? Bu kadın bir gideydi orada, insanlar imparator hakkında ne düşünüyor?
Aynen. Oradaki o siyasi gerilimi falan bir gösterseydin bize. Ya onu göstermiyor. O konuda ben de hak veriyorum. Şimdi sen söyleyince şeyi hatırladım. Sanki çok az mekan gördük gibi dizinin içerisinde değil mi? Ve bunun bütçeyle alakası olduğunu düşünmüyorum bu arada, onu söyleyeyim. Yani bunu hatta bence yani o seti bir kere ayarladıktan sonra bütçeyi düşürecek bir şey de olabilir yani. Şimdi tabii bilmediğim için bütçeyi ayarlamasın dizide. İki örnek vereyim ben. Atıyorum imparatorun konuşması var bir tane. Böyle bayağı heybetli falan konuşuyor, eller havada vesaire, ama o ortama bakıyorsun 10 kişi mi 20 kişi mi ne var? Ama diyor ki işte yok 350 milyon 1 trilyon insan yaşıyor. Yani 1 trilyon belki galaksideydi. O rakamı şu an tam hatırlayamadım ama yani o bana o büyüklüğü hissettiremiyor mesela. Yani veremedi bana. Ya da mesela ikinci sezonda ikinci bölümde yani o bir kadın hep üzüyordum mesela. Yani hani mekan mı yok? Hani o kadar bütçe yani 9 metrelik Reddit'te bir yorum var. Yani olimpik yüzme havuzu kullansaydım bari falan yazmışlar. Hani anlatabiliyor muyum? Hani biraz böyle bazı şeyler eksik kaldı. Aynen ama işte hani yine mekanların içerisinde de o kreatif işte narratifi çok güzel verebilirler ama oralarda işte eksiklikler var. Şimdi bunun birkaç sebebi olabilir. Şimdi ona bir geleyim. Birincisi kitap okumadığınız için, yani Mert Okut da Fatih okumadığı için oradan söyleyeyim. Şimdi ilk iki bölümde aslında kitapla paralel gidiyor olaylar. Ama bu adamlar bize dediler ki biz bunu kitaptan farklı bir hikaye anlatacağız. Kitapla aynı olmayacak. Hatta işte bu iki çekişen gezegenin olayları üzerinden anlatacağız işi. Çok spoiler bir şey değil bu bahsettiğim şey. Belki asıl hikayeyi sonradan anlatacaktır. Yani burayı hızlı hızlı geçip hani sonradan bir yeni bir hikaye kuracaktır. Mesela başında güzel bir gizem vardı. Hani insanların gidemediği, çocuklar işte oynuyorlar. Mesela o çok iyi yani. Mesela o setup müthiş yani. O ilk 2 dakikası var dizinin. İşte çocuklar oraya gitmeye çalışıyorlar. Orada bir gizemli bir yapı var. Kimse gidemiyor. İşte orada orayı koruyan birisi var falan. Allah Allah bu ne falan diye insan bir merak ediyor. Ama ondan sonra işte o Trenter sahneleri falan çok böyle kopuk kopuk ve hızlı geçmiş. Oralarda belki biraz daha şey yapabilirlerdi ama dediğim gibi bu bütçe sıkıntısı olabilir. 8 bölümde çok hızlı ilerletmeye çalışıyor olabilirler hikayeyi. Onu göreceğiz ya. Yani ben tabii ki de diziyi sezonun sonuna kadar seyredeceğim. O şansı vereceğim. Ama onun dışında zaten o işte mekan tasarımları vesaire her ne kadar seni oraya çok şey yapması. Ya yani biraz aslında seyircinin o mekanların içinde durması lazım, anladın mı? Yani o sahnelerde. İşte mesela gereksiz romantizm vardı dizide. Yani aşırı gereksiz bir romantizm vardı. Yani hiçbir şekilde ileride bağlamayacaklarsa yine narratifi hiç ilerletmeyen bir şey vardı. Yani dediğim gibi senarist ekibi çok başarılı. Bunu daha iyi verebilirlerdi. Şimdi hemen buradan çok kısa bir şey de bağlayacağım. Game of Thrones dedin. Game of Thrones dizisinin birinci sezonu kitapta direkt paralel gidiyor Game of Thrones kitabıyla. Fakat o dizinin birinci sezonu muhteşem bir ustalıkla yazılmış. Yani olayları yavaş yavaş açıyor sana, sürekli bir merak ediyorsun, bu kim diyorsun, onu anlatıyor. O karakterlerin nasıl davrandığını sana çok güzel olaylar üzerinden yediriyor. Kitap da zaten bunu çok iyi yapıyor ama hani dizi de çok güzel bir şekilde onu görselliğe dökmüş. Sürekli böyle bir sonraki bölümü açmanı istettirecek bir orada bir akış var. Bir de orada çok mekan gösteriyorlar. Değil mi? Evet. Yani işte bir işte kuzey var, bir işte bir krallığın olduğu yer var, duvar var falan filan. Hani bir sürü sen bağlantı kurmaya çalışıyorsun. Hakikaten böyle bir harita açıp bakasın geliyor ya bunların arasındaki ilişki falan ne diyor. Dünyayı kendi kafanda kurmaya çalışıyorsun. Evet, Foundation'ın şöyle bir şeyi var, handikapı var. Kitap, yani Asimov çok iyi bir bilim kurgucu. Fakat çok iyi bir yazar değil. Yani çok iyi bir yazardan kastım şu. Kelime de doğru yazamıyor değil de. Mesela çok güçlü karakterler yazabilen bir adam değil. Ya da işte böyle çok güçlü olay örgüleri yazabilen bir adam değil. Kitabı okurken adamın o yaratıcılığına aslında hayran kalıyorsun sen. Yani Asimov'un kitapları genellikle öyledir. Yani Ben Robot falan onlar da öyle. O yüzden mesela ben dizinin o eksikliği kapatmasını bekliyordum. Dizi o eksikliği kapatamamış maalesef. Seyfettin. Sana bir soru soracağım da. Sen mesela kitaplarını okudum dedin. Yani mesela bu Isaac Asimov'un eleştirilerinden bir tanesi de
şey diyorlar. Mesela zamanında çok böyle inovatif bir roman idi diyorlar. Ama mesela günümüzde öyle olmadığını Üzerine bir söylüyor sürü şey birçok. geldi. Mesela şey diyorlar atıyorum. Mesela bu Anderonlar mı? Ne mesela? Hani işte bu ana gezegen var. Şimdi ben isimlerini Anakreon. gerçekten unuttum. Mesela her şey var işte yıldızlar arası gezegen işte şeyler var vesaire ama mesela kömür mü ne kullanıyorlarmış atıyorum. Atıyorum hani şey diyorlar hani çok iyi bir yazar ama hani bazı şeyleri zamanında çok da ufku açık olmadığını falan da dile getiren bayağı eleştiriler okumuştum. Ama kitap okumadığım için tabii şey yapamıyorum şimdi hani burada çok yorum da yapamıyorum. Merak ettim. Bu şekilde düşünüyor musun gerçekten? Hani yani şu an okusa bir insan sence etkilenir mi hala? Etkilenir, etkilenir. Yani şöyle modern bilim kurguyu başlatan kitap zaten, kitap serisi. O açılardan bir de hani tamam adamların kömür kullanmasını bazen insana böyle küçük şeyler çok takıyorlar ya. Yani okey onlar çok ilkel olabilir ve kömürle bir teknoloji geliştirmiş olabilirler. Bu bence o kadar da göze Anladım. batacak bir şey değil yani. Bu adamlar kömürle gidiyor ve inefektif mesela o kadar gelişmişler. Aslında burada verilmeye çalışan şey aslında imparatorluğun çöküşü ve o işte bilgi aktarımının olmamasından dolayı yaşanacak olan kopukluk aslında olaya sonra çok başka yerlere gidiyor şimdi çok spoiler olmasın ama kitaplar bence hala da okunabilir ve keyifle tüketilebilir şeyler kitaplar. O konuda çok insanlara katılmıyorum. Zaten ekşi sözlüğe falan girersen eyvah yani. Tabii Yani yani dizi herkesin yerden değil. yere vuruyor herkes. O kadar kötü değil. Ben dediğim gibi ya ben çok efsanevi bir seviyede beklerken daha alt bir level geldi ama hala daha puan kazanarak yukarıya doğru tırmanabilir diyelim. Daha da fazla anlatmayayım çünkü anlatırsam sabaha kadar anlatırım yani. Şeyi okudun mu sen Dan Simmons'ın Hyperion Yok okumadım. Okumadım. okumadın Çok tamam. meşhur ama Merak ediyordum acaba bir kıyas yapabilir miyiz? Çünkü ben onu okudum. O yüzden acaba Foundation'la bir şey bağlantısı var mı diye. Çünkü onda da biraz böyle galaksiler arası vesaire olaylar çok oluyor. Ondan Ya şimdi neyse. Everything is a Remix diye bir kavram var ya mesela Dune'a baktığın zaman Dune'da da bir imparatorluk var ama o birazcık da Orta Doğu şeyinden aldığı için işte padişah falan demiş hatta imparatora o kadar direkt Bayağı kelimeler birebir var yapıştırmış. değil mi? Evet Ben evet okurken padişah. o ne oluyor falan dedim hatta. Evet. Yani lisan-ı gayb var abi yani gaybden gelen dil işte falan gibi böyle hani adam bayağı Arapçadan almış. Biraz o kültürle harmanlamış ama yine intergalaktik imparatorluk var. İşte orada bir ticaret şeyi var. Hep bu konseptler hep Foundation'dan gelen konseptler. Star Wars'da yine bir imparatorluk var. Ve aslında kontrolü kaybediyor. İşte asiler var. O asilerle imparatorluğun savaşını anlatıyor. Böyle böyle işte o yüzden aslında belki de bugün okuyan insanlar için ya Asimov işte bu Star Wars'da var diyor olabilirler ya. Ama aslında Star Wars Asimov'dan almıştı. Asimov da başkalarından aldı tabii. Asimov da bunu bir taraflarından sıkmadı yani. Öyle gayipten yapabileceği bir şey değil. O da başka fikir. İşte Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Bahsettik yani. O yüzden bu eleştirilere çok katılmıyorum. Bir de 1950'de yazıldığını düşünerek okursan kitabı çok etkileyici oluyor. 1950'de yazmış adam kitabı. O bayağı İşte vurucu evet oluyor. zaten onu diyorlar. Hani zamanında böyle devrimsel bir kitap diyorlar. Ama şimdi mesela o kadar çok bilim kurgu kitabı çıktı ki hani aynı etkiyi yaratamayabilir diye eleştiriler var. Ama hani merak ediyorum ben de okuyacağım en kısa zamanda. Evet. Son olarak Benim şeyden çok ufak bahsedeyim. Asimov'un Productivity'si konusunda bir belgesel falan çekilse mutlaka seyrederim. Yani adamın o yazarlık hayatına sıkıştırdığı yazın sayısı o kadar fazla ki. Yani adam inanılmaz üretken bir adammış. Onu da böyle ufak robot kanunları falan yazan adam. Onu zaten biliyorsunuzdur yani. Bir de böyle bir düşünce tarafı da var. Düşünür, filozof tarafı da var yani adamın. O yüzden bence Asimov'u en azından bir şans verin diye söyleyeyim dinleyicilere. yani gömmeyelim Asimov'u. Abi daha iki bölüm oldu abi. Bir de yani hemen şey yapmayalım. Şans, daha Doğru şansımızı söylüyorsun. verelim. Üçüncü Ya bölüm. En azından şimdi bir iki sezon gitsin ya yani. ben Foundation'dan bir hafta önce Mayor of Easttown diye bir dizi seyrettim. HBO'nun dizisi. Amerika'nın köyünde bir polisiye dizisi. Bak işte narratif o yani. HBO bu işi çok iyi yapıyor abi. HBO'nun gerçekten hikaye anlatımı konusunda
Ya Amerika'nın köyündeki bir cinayetin üzerinden geçen bir dizi değil mi? Dizi o kadar efsanevi iyi bir dizi ki zaten en iyi dizi ödülü aldı Emmy ödüllerinde. Yani yapan yapıyor. Diyelim ve aslında asıl konumuza geçelim. Var mı bahsetmek istediğiniz bir şey? Yo, Apple Bir TV ara Plus'ta dizi. bilim kurgu hakkında konuşalım ya. Demek herkesin bir içinde bir şeyler var burada. Tabii Mesela tabii. şey Bir... eleştirisi falan çok yapılmıştı Foundation'a ilgili işte erkek karakterleri kadın yapmışlar falan. Ben çok fazla takılmıyorum yani. Ya evet o Mesela artık yani Dune'daki Keyness'in mesela kadın olması bana batıyor. Çünkü onun erkek olmasının bir sebebi var aslında. Oradaki kültürün bir yansıması onun erkek olması. Liderlerin erkek olması. Oradaki insanların. Onu mesela kadını dönüştürmeleri biraz abes kaçıyor. Mesela Foundation'da çok batmadı yani. Ya ben Onu da onu söyleyeyim. şeyde podcast'te dinlemiştim. Orada hani yapımcı diyordu yani hani Asimov'un o ilk kitabında hiç kadın karakter yok diyordu. O da hani tabii zamanına göre düşünüyor. Çünkü hani kadının toplumdaki yeri o kadar çok şey değil. Yani dediğin gibi 1950'leri falan düşününce hali anlayabiliyorsun. Ama işte hani günümüzde sen böyle bir dizi yapıp da hiç kadın karakter koymazsan o zaman da yani çok şey olur gibi abes kaçarmış gibi geliyor. Sadece hani erkekler hamamı gibi dizi seyrediyorsun. Evet, o yüzden zaten bir itirazım yok. Ama mesela Dune'da Aynen. kadınlar aslında çok güçlü yani. Bene Gesserit diye aslında büyücü diyebileceğimiz bir Aynen. faction var. Çok güçlü ve bütün aslında evreni onlar yönetiyor. Alt tarafta baktığında. Ya da Paul'un annesi mesela. Yani. Gerçi o da onlardan hani. Chani karakteri mesela Paul'u direkt manipüle eden ve aslında Evet. yönlendiren bir karakter. Çok güçlü bir karakter yani. O yüzden orada biraz kinisi değiştirmeleri hafif battı ama onu da çok merak ediyorum tabii filmde. Ekim'de gelecek. Seyrederiz inşallah. Diyelim ve asıl konumuza geçelim. 20 dakika falan da için konuştuk. Aynen. Bugünkü konumuz Financial Independence. Nasıl girelim bu konuya? Yani Financial Independence nedir mi diyelim yoksa bu kişisel finans konusuna biraz girelim ama tabii önden bir de şu uyarılarımızı yapalım. Bu da konuştuğumuz şeyler tamamen bizim kendi okuduğumuz şeylere dayalı şeyler. Ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altını çizerek söyleyelim baştan. Bizim işte yapın dediğimiz şeyleri de yapınca siz finansal özgürlüğe kavuşmayabilirsiniz. Biraz bu konuları konuşalım istedim. Fatih ile Mert de bildiğim kadarıyla bu konular hakkında kendi aralarında sohbet ediyorlar ara ara. O yüzden biraz bu konuyu sizden dinlemek istedim. Şöyle ufaktan başla. Sen Mert bir girizgah yap istersen. Tabii. Şimdi ben aslında girizgahı da bu ben bu konuya nasıl başladım? Onunla başlayayım. Çünkü ben finansal bağımsızlığı çok böyle uzun süredir takip ettiğim, bildiğim bir şey falan değildi. Ben ne zamanki çalışma hayatına atıldım, para kazanmaya başladım. Ben de parasını gerçekten normalde iyi yöneten bir insanım. İşte okurken falan hani böyle çok bir sıkıntım olmadı çok şükür. Ama işte ne zaman ki bu iş hayatına atalım hani ihtiyacımdan daha fazla para kazanmaya başlayınca o zaman aklımda şu soru oldu. Yani ben bu parayı ne yapayım? Çünkü hani çok fazla sürekli bir şey alan bir insan da değilim. Ondan sonra işte paranın bir şekilde sadece bankada durması da beni rahatsız ediyordu. Çünkü işte hani enflasyon denilen bir şey var. Onun işte paranın değerini kaybetmesi falan. Tam o sıralarda ben Fatih'e yazmıştım. Hatırlamıyorum. Bayağı olmuştur herhalde. 5-6 yıl 3 falan 4 olmuş. evet bayağı oldu. Bayağı Bayağı oldu. olmuştur. O... Ben Dijital Ocean'da çalışıyordum. 2016 2017 bile olabilir. Aynen. Ben sana yazmıştım. Sen demiştim abi yani sen ne yapıyorsun? Hani çünkü hani sen de Ankara'da çalışıp Digital Ocean'la iş yapıyordun. Hani çok bariz bir şekilde belli. Sende de muhtemelen hani belli bir miktar para kazanıyorsun. Yani giderlerini karşıladıktan sonra belli miktar para kalıyor ve o parayı bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Yani o paranın orada bankada yatmaması gerekiyor. Ben sana sormuştum abi sen neler yapıyorsun falan diye. Sen bayağı bana işte bu finansal bağımsızlık konusu, ETF nedir? Ben ilk defa seninle duymuştum. Ya bu ETF diye bir şey var. Hatta açılımını falan sormuştum. Nedir o abi falan filan diye. Ondan sonra sen John Bogle'den falan bahsetmiştin. Bana bayağı bir kaynak paylaşmıştın. Ben tabii onların hepsini yalayıp yuttum, okudum. Hani şu anda ben geriye dönüp böyle bir retrospektif yapınca hani ya iyi ki diyorum sormuşum sana. Hani şu anki hani şeye bakınca finansal durumuma iyi ki diyorum sormuşum diyorum. O yüzden ben Sen iyi tekrardan zamanda başladın bir de. Güzel zamanda başladın. aynen.
Bir de o yüzden şimdi ben sana tekrardan sormak istiyorum abi benzer sorular. Yani hani finansal bağımsızlık dediğimiz şey aslında nedir? Evet, şimdi tekrar ben Seyfettin'in söylediği şeyi tekrarlayayım. Gerçekten yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar söylediklerim hiçbir şeyi. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Biz hep çalışıyoruz. Çalıştığımız bir şeye karşılığında çalışıyoruz. Yani bir iş veren oluyor. Ya da biz kendimiz iş üretiyoruz ama nihayetinde bir şey veriyoruz kendimizden ve onun karşılığında para alıyoruz. Finansal bağımsızlık, financial independence, FI diye de geçiyor. Bunun amacı yani hiçbir şeye bağlı olmadan mevcut bir yerde yatırımınız var ve siz o yatırımdan geçinebiliyorsunuz. Yani eskilerin deyimiyle yan gelip yatıyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmadan bunu başarabilmenin bulunduğu noktaya biz finansal bağımsızlık diyoruz yani. Çünkü hiçbir şekilde kimseye muhtaç değilsiniz. Yani kendiniz bile bir şey üretmek zorunda değilsiniz. Çünkü mevcut yatırımlarınız sayesinde ayakta durabiliyorsunuz. Peki yani buraya bence nasıl başlanılır, nasıl finansal bir bağımlılık kazanılır? Bence önemli olan bu. Ve hani bunun bir sürü yolu var. Birincisi tabii ki babadan, anneden, dedelerden işte belli bir zümreden gelmiş insansanız ya da yani sizin etrafınız zaten zenginse belki siz zaten böyle bir konuda doğmuş olabilirsiniz. Yani doğumdan gelen finansal bağımsızlık diye bir şey var. Hani bunu inkar edemeyiz. Kötü bir şey de değil. Yani Şans. mevcut dünyanın şeyi budur yani. Şans yani. Şans diyebilirsin evet. Yani bazı insanlar bu şekilde doğuyor. Yani bir şey yapamıyorsun. Kötü bir şey de değil dediğim gibi. Ama eğer bizim gibi özellikle altın çağında yaşayan meslekler olduğunda ya da diğer mesleklerde olursa ya biz bu parayı güzel değerlendirebiliriz. Ve bu finansal bağımsızlık akımı tam nereden başlıyor bilmiyorum ama Amerika'da çok ciddi bir şekilde yaygın ve buraya giden yollardan bir tanesi de borsada yatırım yapmak. Investing. Yani investment. Şimdi şurayı da açayım. Biz şimdi borsada yatırım denilince ben bu işleri öğrenmeden önce Mert hani sana da söyleyeyim de borsada yatırım yani Türkiye'de özellikle bizim arkadaşlar arasında şöyle bir algı var. Abi adam borsada oynuyor. Tamam mı? Yani hani kumar gibi bir şey var. Halbuki yani borsa dediğim şey bir kumar değil. Yani borsa herkesin ortak bir paydada geldiği ve bir malın değerine ulaştığı bir şeydir. Eğer borsa olmasaydı mesela ben çıkıp diyebilirdim ki abi benim elimde kamera var. İşte Fujifilm kamerası satıyorum ben. Bunun değeri 1 milyon dolar. Ve mesela ve sen monopolsan yani bir şeysen yani bunu ya da işte atıyorum Ankara'ya gidiyorsun ve oradaki değeri atıyorum 100 bin dolar. Yani arada mesela 1 milyon dolar, 100 bin dolar işte bir yere gidiyorsun. Yani ortak bir değer olmadığı zaman ekonomide çok işleyemiyor biliyor. O yüzden borsalar var. Ve hani sırf mesela İstanbul'da yani bununla ilgili bu arada Fruit TV'nin çok güzel bir videosu var. Borsa nedir? Ne? Öyle bir şey var. İzlemiştim. Kesinlikle izleyin. Orada çok çok daha iyi anlatıyor benden. Neyse borsa elzem bir şey. Binden fazla borsa var. İstanbul'da bile her türlü borsa var. Soğan borsası veya her şey borsası var. Bizim dediğimiz borsa Amerika şirketlerinin stokların, Amerika'daki işletmelerin yer aldığı borsalar. Yani Nasdaq olabilir, NYSE olabilir ya da işte Londra borsası olabilir Avrupa'da. İşte Frankfurt'taki DEC neydi o olabilir. Her ülkenin Baks. borsası var. Bizim İstanbul borsası var. Önemli olan o borsayı bulmak. Şimdi insanlar genellikle dediğim gibi finansal bağımsızlığa giden yolda paralarının değer kaybetmemesi ve paranın da artması için yatırıma gitmeleri lazım ve borsada yatırıma gidiyorlar. Ve peki borsada yatırım nasıl yapılır? Şimdi borsada bizim iki türlü yatırımcı vardır. Ve borsadan bir şey aldığınızda yani bir şirketin hissesini aldığınızda o şirketin bir neydi Türkçesi? Pay sahibi mi? Bir şey oluyorsunuz. Yani siz Hissedara. hissedar oluyorsunuz. Yani bu anlamda bakmak lazım.
Ve şöyle bir şey var genellikle. İki türlü yatırımcı var. Hani hissedar olduğunuzda size yatırımcı olmuş oluyorsunuz. Birincisi uzun vadeli long term investor. Yani bu tarz kişiler şirketi araştırır, şirketin gelir tablosu nedir, nerelere yatırım yapıyor, şirketin tüm haberlerini okur, Çin'de fabrika açıyor mu, işten çıkartılmalar var mı, işte CEO ne yapmış, ne etmiş, tüm trendleri ve ciddi bir şeydir. Ve bu tek bir şirket üzerine odaklanmıştır. Sadece o şirketten hisse almıştır. Bu uzun vadeli yatırımcıdır. Bir de broker, day to day broker yapan, bizim Türkiye'de borsada oynamak tabiri dediğimiz kişiler var. Bu kişiler kumar gibi diyebiliriz aslında. Yani hiçbir şey yok, tamamen duygusal davranıp o an işte haber belki bile duymuş olabilir. İşte amcamdan duydum, bilmem neden duydum deyip de atıyorum hisse alıp 10 bin liraya, ertesi gün satıp sonra tekrar alıp al sat yapan, durmadan al sat yapan kişilere denilir. Yani bu uzun vadeli değil, bu short term. Ve çok ilginç. Amerika'da diyor ki, bak yatırım yapmanı ben teşvik ediyorum şu şekilde. Sen hep al sat yaparsan kazandığın paradan gelir vergisi alır. Hiç acımam. Ama sen diyor hisse alırsan ve bir sene boyunca ya da 1,5 sene, onu 1,5 da olabilir, hiç satmazsan o zaman gelir vergisinin işte normalde %40 ise senden sadece uzun vadeli gelir vergisi diye bir şey var. %15 senden onu alacak. Yani Amerika'da çok ciddi bir şey var, altyapı var. Ve o altyapı herkesin Amerikan borsasına yatırım yapmasını teşvik ediyor. Teşvik de uzun vadeli. Galiba Türkiye'de de al satlan yaptığın zaman galiba vergi de ödemiyorsun, gelir vergisi. Yani Ya. bizdeki teşvik tam tersi. Yani bizdeki teşvik, hani bizde uzun vadeli kız şeyi yok yani. Bizde hani beni ilgilendirme, istediğin gibi bir şey yapabilirsin gibi bir olay var. Şimdi gelelim yine tekrardan bu finansal bağımsızlığa giden şey. Peki neden insanlar borsadan yatırım yapıyor? Çünkü Amerikan borsası, Amerikan bir süper güç olmasından da dolayı her yıl bir %8'lik bir büyümeyle devam ediyor. Krizleri saymaz. Nedir bu krizler? İşte 2008'deki mortgage ev krizi olabilir. Bu 1923'teki kriz olabilir. İşte böyle belli dönemlerde krizler var. Hatta bu aralar işte yine bir kriz gelecek diyorlar. İşte Covid başladığında böyle ufuk, böyle geçen sene Mart'ta bir böyle çok ciddi bir dip olmuştu. Kriz olmadı ama krize benzer bir şeyler de vardı. Ara sıra krizler oluyor ama krizler olmadığı zaman Amerikan borsası çok stabil ve her yıl %8 ortalama büyüyen bir borsa. Öyle olduğu zaman da insanlar şunu söylüyor: ben yatırım yapabilirim. Ben yatırımımı işte real investment, yani real estate, yani şey alabilirim, ev alabilirim. Ben eve yatırım yapabilirim diyor ki biz Türkiye'de onu yapıyoruz. Onun nedenleri var. Anlatacağım onları. Sebebi de var niye ev aldığımızın. Ama Amerika'da şöyle düşünüyor insanlar: ya ben ev aldığım zaman bu evin kiraya versem kira gelir vergisi olacak. Evin bakımı var, odur var, şudur var. Daha böyle kolay şeyler istiyorlar. Borsada herhangi bir şirkette hissedar olduğun zaman bu tarz sıkıntılar yaşamıyorsun. Çünkü yani yapman gereken hiçbir şey kalmıyor. Ya sen sadece paranı yatırıyorsun ve şirketin büyümesini bekliyorsun. Şimdi gelelim ikinci şey. Finansal bağımsızlık bunun neresinde? Fatih Arslan, binlerce, on binlerce şirket var. Biz hangi şirketin hissesini nereden alacağımızı nereden bilelim? O kadar çok kişi yatırım yapmaya başlayınca bu şeyler çıkmaya başladı. İşte ETF'ler çıkmaya başladı. İndeks fondlar diyorlar bunlara. Türkçesi neydi? Türkçesi Mesela bulmak zor olabilir. ETF Türkiye'de muhtemelen satılıyor mu? Ondan bile ben emin değilim. Türkçesi vardı. Dur hemen bir saniye. Türkçesi vardı abi. Ben biliyorum. Şey istedi. Katılım fonu değil mi ETF? Aynen, yatırım fonu, katılım fonu, aynen o şekilde bir şey. Doğru söyledin Seyfettin. Ya bir fon, bir sepet. Ve bu sepetin olayı da şu. Ve bu arada binlerce çeşit sepet.
Bu sepetin olayı şu. Sen kafanı yorma. Madem sen uzun vadeli bir yatırımcısın, biz senin için bir sepet hazırlayacağız. Bu sepetin içinde %1 Apple var, %1 Tesla var, %1 Facebook, %1 Google, işte %1 şundan, %1 şundan falan filan filan. Amerika'daki en güçlü 500 şirketin hepsini kapsayan bir sepet yapıyorlar. Buna S&P 500 ETF'si diyorlar, tamam mı? ETF'si diyorlar. Mesela bir sepet bu. Bazı sepetler var. Diyor ki işte ben mid market, small market bunlar hepsini alacağım diyor. Yani Amerika'daki borsada bulunan 10 bin tane şirketin hepsini alıyor. Ve sen ve böylelikle aslında tüm Amerikan ekonomisini takip etmiş oluyorsun. Ama çoğunlukla bizim camiadaki insanlar teknolojinin işte bu teknoloji şirketlerine çok büyümesinden dolayı daha çok bu S&P 500 dediğimiz ilk 500'deki büyük şirketleri yani Fortune 500 şirketlerindeki sepetlerini almaya başladılar. Dediğim gibi sepetler çok. Mesela teknoloji sepetleri var. Atıyorum sadece 50 tane şirket var ama hepsi Google vesaire gibi Silikon Vadisi şirketleri. Ya da mesela sen biraz daha senin ideallerine uygun Yenilebilir atıyorum enerji sepeti aynen var mesela. çevre dostu şirketlerin, petrol şirketlerin olmadığı belli başlı hissedarlıklar sahip olmak istiyorsun. O tarz sepetler de var. Mesela şey de var, international sepetler de var. Yani mesela Amerikan borsasından tüm dünyadan developing countries, gelişen ülkeler işte ve bizim gibi Türkiye gibi ülkeler hepsinin borsasından az bir çok böyle %1'lik, %2'lik, %4'lük oranlarla tüm dünyayı da takip edebiliyorsun. Orada tabii olaylar çok büyüyor. Ve bu sepetleri kimler yapıyor? Bu sepetleri çok büyük finans şirketleri yapıyor. Mesela Amerika'da Vanguard var. En büyüklerden bir tanesi. Hatta en büyük o olabilir. Schwab var. Fidelity var. Avrupa'da böyle birkaç tane çok var. Yani birçok şirketin bu şekilde katılım fonları, indeks fonları var. Aynısı İstanbul borsasında da var. Mesela İstanbul borsasında ilk 30 şirketi takip eden hatta İş Bankası'ndan alabileceğiniz fonlar var. Yani şimdi olay bu. Tamam mı? Hani bu biraz bunları anlatmamız lazım. Çünkü finansal bağımsızlığa giden şeyler başka şeyler de var. Şimdi hisse seçiminde şöyle şeyler var. Yaş çok önemli. Çünkü yaş ve risk iki tane bileşen ve bu yaş ve yaşınla alabileceğin risk belirleniyor ve alabileceğin riskle alabileceğin hisseleri belirliyor. Diyelim ki sen 20 yaşındasın, daha yolun çok. Şimdi herkes şu şekilde düşünüyor. Yani bu teoremi ortaya atanların söylediği şeyler. Şunu diyorlar. Sen 20 yaşındaysan diyelim ki senin 1 milyon doların var. Babadan miras, annenden miras 1 milyon doların var. Sen 1 milyon dolar kaybetmen hiçbir şey diyorlar. Çünkü sen o 1 milyon doları eğer Amerika'da yaşıyorsan hani yani onların teorimi dediğim şey bu. 2, 3, 5, 10 yıl sonra kazanabilirsin. Yani senin aslında risk toleransın çok. Sen 1 milyon dolarlık kaybedecek risk toleransın var. Ama sen 20 yaşında değilsin de 30 yaşındasın. 30 yaşındasın, çocukların var, 40 yaşındasın, 50 yaşındasın, 60 yaşındasın. 60 yaşındaki bir insanın mesela risk toleransı çok 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 düşük. Yani 60 yaşındaki bir insan artık o 1 milyon dolar kazanacak ne enerjisi, ne gücü, ne de altyapısı olabilir. Belki emekliliğe bile ayrılacak 70'li yaşlarında, 65-67 yaşlarında emeklilik yaşı mesela gelişmiş ülkelerde. Şimdi sen bu insana şey diyemezsin, hani 1 milyon dolarlık risk toleransı yok diyemezsin. Şimdi ben hani indeks fon var dedim ya, ilk 500'ü takip ediyorum. Şimdi bunun da bir riski var. Bunun riski nedir? Amerikan borsası çökebilir. 2008'de oldu mortgage'de, mortgage krizinde. Ya da mesela Amerika ülkeyle savaşa girdi. Ya da Amerika süper güç unvanını kaybetmeye başladı. Mesela bu son yıllarda Çin'le çok ciddi bir rekabet olayı var bildiğiniz gibi. Ha, bu da Amerika'yı etkiliyor. Yani aslında sen 60'lı yaşlara geldiğinde senin elinde indeks fonu bulunması çok iyi bir şey değil.
Yani senin aslında Amerikan borsasında hisse sahibi olman da iyi bir şey oldu. O yüzden Bogle Head dediğimiz neydi onun şeyi? John Matt, Boglehead. John Bogle Head diye bir tane bir kişi Abimiz. var. Ya ben bunun işte şimdi mesela hikayesini unuttum. Ama çok Vanguard'ın kurucularından galiba kendisi aynı zamanda. Aynen. Dediğim gibi işte Vanguard'da Amerika'nın en büyük finans yani trilyon dolarlar yöneten bir finans 7 trilyon şirketi. dolarlık aseti Ha, varmış Vanguard. aynı 7 trilyon dolar. Ve onun sebeplerinden bir tanesi de Amerika'daki rent for neydi ya? 404K o dediğimiz bir olay var. Ondan da Aynen. gireceğim. Ondan dolayı da çok yüksekler. Bu arada Çünkü ben kısaca değineyim şeye, bu John abimize. Bu abimiz zamanında işte bu şeye başlıyor, bakıyor. Yani hani herkes işte borsaya yatırım yapıyor, ama şimdi atıyorum siz mesela, ben Shopify'dan örnek vereyim, orada çalışıyorum. Shopify'ın hissesi bugün işte 1500 dolar falan. Şimdi ben bir tane hisse almak istesem, hani diyorum ki bak ben bu şirkete inanıyorum, güveniyorum, hisse almak istesem, hani bunun büyümesinden ben de faydalanayım diye. Ama 1500 dolarım yoksa ben bu hisseden alamıyorum. Hisseden alamayınca büyümesinden faydalanamıyorum. O yüzden bu abimiz diyor ki, ya diyor hani keşke diyor böyle hani bir sepet falan oluştursak. Bunun fiyatını da uygun bir şey yapsak, hani herkes faydalansın. Hani sadece işte atıyorum bu Wall Street'teki milyon dolarlar yöneten abiler değil. Bayağı işte günlük hayatında normal birikim yapan, işte ayda belki 100 dolarlık bir birikim yapıyor. Onların da borsada bir işlem yapabileceği, bu büyük şirketlerden bir pay alabileceği bir sistem yaratayım deyip, bu şekilde bu indeks fonlarını, ETF'leri sanırım ilk kendisi de şey yapanlardan bir tanesi. Böyle olunca ne oluyor? Mesela senin bahsettiğin abi S&P 500 indeks fonu, ETF'i 50 dolardan satılıyor. Şimdi sen o 50 dolar bir tane lotunu alıyorsun, işte hissesini almış oluyorsun ETF'in. O zaman işte atıyorum Apple büyüyor, içerisinde Apple olduğu için kazanıyorsun. Normalde Apple hissesi alabilir misin? Alamazsın. İşte Google büyüyor, ondan da kazanıyorsun. Bu Apple'ı şekilde böyle bütün belki şirketlerden şey yapabiliyorsun. evet. Ya çok güzel bir şey anlattı şimdi Mert. Şimdi Apple'ı belki alırsın 100 dolar mı? 150 Yani onlar dolar. çünkü stock split yapıyor Evet ama sürekli. mesela Amazon'un hissesi 2000 dolardı. Dediğin gibi nasıl alacaksın? Şimdi onun da tabii son zamanlarda bu broker yani hisse almanı sağlayan şirketler var. Brokerage. Mesela bunlar fractional share dedikleri bir şey çıkarttılar. Sen mesela bir hissenin %1'ini satın alabiliyorsun artık. Yani bu son 5-10 yılda popüler olan şeyler. Önceden yoktu. Doğru. Ama tabii 20-30 yıl önce hiç yoktu. Mesela bu hikayeyi bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. İşte bu John abimizin şeyi var. Diyor ki işte bu risk toleransı da o anlatıyor. İndeks fonunu da işte ortaya atıyor ve şunu söylüyor. Onun bir tane three way portfolyosu mu vardı? Three bir şey portfolyosu. Yani üçlü bir portfolyo oluşturun diyorlar. Portfolyo nedir? Portfolyo senin yatırımın oluşturan şey yani hani bir overview yani bir genel bakış. Her şeyini yani bir sen oraya baktığın zaman ha tamam benim her yerimde işte benim şurada param var, burada param Riski var, şurada param var. dağıttığın senin Evet. Ya yani risk bir defter dağıtımını görüyorsun. açıyorsun. Aynen. Mevcut tüm varlıklarını görüyorsun. Ona portfolyo diyorlar. Şimdi diyor ki John abimiz ve bu Bogle Head teoremi diye de geçiyor ve bununla ilgili de çok güzel bir kitap var. O kitabı da ben sonra paylaşırım. Onu da güzel bir şekilde anlatıyor. Üçe böl diyor. Birincisi bonolar diyor. Devlet bonoları. Ya bu devlet bonoları da bunları yine hisseden şeyden alabiliyorsun. İşte mesela İşbank yatırımından vesaire gibi şey işte Amerika'nın brokerajından birinden alabiliyorsun. Devlet bonoları doğrudan devlete ait devletin tahsil ettiği hisseler. Bunlar aslında bir nevi bir faiz gibi de bir şey de olabiliyor. Yani stabil, hiçbir şekilde inip çıkmayan tamamen devlete bağlı şeyler. Yani mesela bunu 60 yaşına geldiğinizde bile bir şey olmuyor. Devam söyle. İnip çıkmayan dedin de abi, ülkeye bağlı bir şey aslında. Hani ülke Aslında. batarsa o zaman o şey de oluyor. Yani bu bono da ben de çok hakim Evet. olduğum bir şey değil, ama düzelt abi beni yanlış söylüyorsam. Kısaca ülke diyor ki, bakın diyor, ben 10 yıllık bono çıkartıyorum diyor. Sen bana parayı ver, al bu bonoyu diyor. Ben sana 10 yıl sonra şu kadar faiz vereceğim diyor. Evet. Yani
Ama işte bu faiz de genelde atıyorum senin ETF'den kazanabileceğin faizden genelde düşük oluyor ama hani çok, garanti çok olmuş oluyor. Mesela atıyorum aynen, Amerika'dan garanti aldığın bir bononun sana hani kazanan geri gelmeme ihtimali gibi bir şey olmuyor. O yüzden senin dediğin bu portfolyoyu oluştururken ya da işte risk dağılımını yaparken bu da muhtemelen senin biraz sonra anlatacağın şey. Hani yaşın arttıkça bonoyu arttırıyorsun, ETF'i azaltıyorsun. Yaşın küçüldükçe ETF'i arttırıyorsun, bonoyu azaltıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. %30 bu ilk başlangıç şey diyorlar işte. Bono çok düşük olsun. %5, %10. Hatta Reddit'te vesaire okursan herkes şey diyor. Yani sen 20 yaşındasın, bonoyu ne yap? Bu arada bono da düşebiliyor. Çok ciddi mesela borsa çok arttığı zaman Amerika'da o bonodan herkes bonolarını sattığı için arz talepten dolayı bono da düşebiliyor. Doğru. Yani öyle durumlar da olabiliyor. Yani çoğu insan bono almıyor. Yani 20'li 30 yaşlarında ben hiç bono alan kişiyi duymadım bu arada. Genellikle geri kalıyor dedim ya 3 tane diye. Bono gitti. Geriye kalan 2 ne? Birincisi Amerikan borsası. İşte John abimiz diyor ki bir de Amerika'ya bağlı kalma. Bir de geri kalan da dünyadan aldı. Yani risk dağılımını yap. Şimdi bu risk dağılımı bak yaştan bağımsız bir risk dağılımı. Bu da diyor ki hani Amerika'ya bağımlı kalma. Aynı zamanda işte %30'unda dünyanın diğer taraflarından al. Olur da Amerika batarsa belki diğer yerler batmaz. İşte Almanya batmaz, Japonya batmaz, Çin batmaz. Senin yine paran değeri azalmaz. Çünkü bizim amacımız neydi en baştan konuşmamızın? Finansal bağımsızlık. Parayı koruyup büyütmemiz lazım. Yani nihai amacımız o. Yoksa indeks fonmuş, oymuş, şuymuş. Yani bundan hiçbir anlamı yok. Oraya ulaşamadıktan sonra. Şimdi burada da değişik teoriler var. Şimdi mesela çok hakikaten bu benim de bu da bayağı düşündürüyor. Herkes şunu diyor. Hani Amerika öyle bir süper güç ki. Hani Amerika battıktan sonra Amerika batarsa sence Almanya'nın, İngiltere'nin vesaire borsaları düşmeyecek. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Hakikaten de öyle bir şey oluyor. Mesela mortgage krizi oluyor hepsi düşüyor. Yani çünkü bankalar yani birbirlerine borç veriyorlar. Yani atıyorum Avrupa'da atıyorum inşaat yapıyorken adam ya biz nasıl Türkiye'de gidip Almanya'daki bir bankadan kredi alıyor işte İstanbul'a metro yapıyorken Almanya'daki büyük projeler içinde atıyorum Amerika'daki bankadan şey yapmak zorunda kalıyor. Oradaki banka işte mortgage'dan batınca hop oradaki inşaat hepsi projesi yokmuş oluyor. Domino efekti gibi. Domino efekti oluyor ama işte orada şey yapıyorlar dediğin gibi abi emerging markets dedikleri genelde bu Asya ülkelerini oldu işte Brezilya var mesela işte Türkiye'de Çin, işte Türkiye, hani Çin, Hindistan, Çin Brezilya bir de neydi ya bir şey daha vardı. 4 tane. Bu 4'ü bir ara birik. Rusya mıydı? Rusya olabilir. Aynen Rusya olabilir. Birik değil mi? Yok, yok birik değildi ya. Başka bir isim vardı. Neyse. Ama o da işte son 5 yıldır görüyorsun her şey tepe taplak oluyor. Ya burada böyle bir hani risk dağılımı. Yani devletleri abi çok şey. Yani mesela atıyorum cumhurbaşkanı değişiyor. İşte başbakanı değişiyor bir ülkenin. Hop her şey birden bir de değişiyor. Mesela Amerika'da Trump vardı. Bir Biden geldi. Değişti yani. Hani bu bile etkileyebiliyor. Neyse işte Amerikan hisselerine yatırım yapmak ve indeks fonuna yatırım yapın diyorlar. Şimdi neden indeks fonu mesela bir de test tabii ona biraz değinmek istiyorum. Şimdi mesela bu Volcker hedge'cilerin bu hatta böyle meşhur sözler vardır. VTI and chill derler. VTI de şeydir Vanguard'ın en meşhur indeks fonlardan bir tanesi. Yani diyor ki VTI al ve keyfine bak. Neden ya? Yani? Neden indeks fonuna bu kadar değer var? Çünkü şöyle bir şey var. 1900, bu birazdan tavsiye edeceğim kitapta da bu örnek çok güzel var. 1965'te diyelim. Eğer sen 10 bin dolar Amerikan borsasına koysaydın ve hiç ellemeseydin, hiç ellemeseydin, onun kendi kumülatif üst üstüne koyduğu büyümeyle şu anki değeri 680 bin dolar olur. Kitap bundan 2-3 sene önce yazdı dedi, 5 yıl önce. Mevcut muhtemelen şu anki değeri 900 bin dolar bile olabilir. Sen 10 bin dolar yatırıyorsun. 40 yıl sonra 950 bin dolar oluyor. Çünkü Amerikan borsası yani şuradaki oradaki teori de şu. Sen çok uzun vadeli düşünmen lazım. 10-20 yıl düşünmen lazım. Ve 10-20 yılda hissenin düşmesi ya da bir ülkenin batması seni ilgilendirmemesi lazım. Çünkü
2-3 yıl sonra yine kendine gelecektir. Nitekim bunu geçen sene Covid'in başladığında da gördük. Yani böyle çok ciddi bir dip oldu. Herkes hisselerini vesaire sattı. Dünya batıyor vesaire dedik. Hop, hemen bir yıl içinde bir kendimize gelmeye başladık. Yani en azından ekonomik anlamda. Peki neden kişisel hisselere karşılar? Onu da söyleyeyim. Mesela diyelim ki Tesla. Şimdi mesela Tesla çok ciddi büyüdü. Sen mesela 5-10 yıl önce Tesla alsaydın şu an belki paranın 100 katına çıkmış olabilir. Aynısını ama mesela bundan 20-30 yıl önce işte bu petrol şeylerine, şirketlerine de diyorlardı. Ve mesela tüm varını yoğunu Amerika'nın en büyüğü neydi? Exxon. Exxon'a mesela orada çalışıp da yatıran insanlar var 20-30 yılın sonra. Ama her şeyini tek sepete koymanın en büyük şeylerden bir tanesi de bu. Yani o şirketin ne olacağını bilemiyorsun. Riski çok yüksek. Riski inanılmaz yüksek. Yani o şirket battığı an senin tüm birikimin, 30 yıllık birikimin gidebiliyor. Şimdi sen diyelim ki elinde 1 milyon doların var. Sen gidiyorsun hepsini Tesla'ya yatırıyorsun. Çok güzel gidiyor. Yarın bir gün bir şey oluyor. Atıyorum yeni bir teknoloji çıkıyor vesaire. Her şey olabilir. Yani burada Elon Musk diyor. Bir tweet atıyor. Yani her şey olabilir yani. Ya biliyorsunuz bu mesela diversity, inclusion çok şey önemli şeyler. Atıyorum bir şey oldu mesela. Çok yanlış bir hareket oldu. Yani onu yanına kar bırakmazlar. Öyle şeyler de olabilir. Yani her şey olabilir abi. O yüzden her şeyini tek sepete koymayın diyorlar. İşte yine orada işte Bogart'ların dediği şey var. Hani madem tek hisse sen yine indeks fonunu al. %30, %40, %50. %40 dünya hissesi al. İşte bak ben ona katılmıyorum çok. Mesela ben %80, %90 Amerikan VTI'yi alma taraftarıyım. Çünkü ben dünyanın oraya bağlı olduğum yani etkileşimli. Ama şunu da diyorlar. İşte %10 da senin şey paran olur. Risk paran. Risk paran. Yani, madem hani böyle bir şey yapmak istiyorsun, riske girmek istiyorsun. O %10 mesela diyelim ki işte 1 milyon doların var. Hep 1 milyon dolardan örnek veriyoruz ya. 900 bin dolarını VTI'ye yatırıyorsun. 100 bin dolarınla da test alıyorsun mesela. Çünkü yani %10'luk bir şey hani senin kayıp seni bozmaması lazım. Seni şey yapmaması lazım. Şimdi indeks fonun önlemine, anlamına geldik değil mi? Ben kısaca bir de şuna da değineyim abi. Evet. Hani bu kadar stabil olması zaten hani nasıl diyeyim araştırıp yazılıp dökülmüş bir şey. Bu yanlış hatırlamıyorsam bu senin bahsettiğin işte %7'lik yıllık ortalama artış şeyi böyle 100 yıllık bir geçmişe sahip. Tabii evet. Bu şey değil yani atıyorum işte 2015'te 7 arttı, 2016'da 7 arttı, 2018'de 7 arttı şeklinde değil. Mesela işte 2019'da yanlış hatırlamıyorsam borsa bayağı kötüydü. İşte atıyorum %15 falan düştü ama bir sonraki sene %20 artıyor. Sen bunların işte totalde o 100 yıllık ortalamasına bakınca o %7'lik artışı görüyorsun. Şimdi bazıları belki şimdi şey de düşünebilir abi, ona da değinelim. Biz burada ama Amerikan borsasından konuşuyoruz. Ya %7 nedir? Ya %7 için mi bu kadar bunlar konuşuyor demesinler. Hani eğer Avrupa'da ya da Amerika'da işte gelişmiş ülkelerde yaşıyorsanız yıllık koyduğunuz paranın %7 değer artmış olması inanılmaz bir rakam. Hani Türkiye'de şimdi faiz oranları atıyorum bilmiyorum %20-25 oluyor ama sen onu mesela dolara endekslesen o aslında çok yüksek bir faiz oranı olmamış oluyor. O yüzden hani Avrupa'da işte yurt dışında yaşayıp da %7'lik bir artış inanılmaz bir rakam. Çünkü mesela sen bugün bir atıyorum Almanya'daki bir bankaya faize para yatırsan sana 3 yıllık verecekleri faiz %1 bile değil. Neden? İşte çünkü enflasyon yok. İşte herhangi bir şey yok. O yüzden sana yüksek faiz vermiyor. O yüzden senin tek çözümün ya da işte paranın değer kazanmasını sağlayacak tek yol borsa olmuş oluyor. Çünkü işte şirketler sürekli bir şeyler üretiyor. Şirketler sürekli bir şeyler yapıyor. Sen de oradan bir pay alıyorsun. O yüzden hani biz bu şekilde ETF'den konuşuyoruz. Ve bir de şey de var. Hani dedim ya 10 bin doların 600-700 bin dolara ulaşması 40 yıl içinde. Ya işte buna şey diyorlar işte aslında neydi? Compound growth diyorlar. Hani o %7 ekleni aslında o aslında çok ciddi rakamlara geliyor.
Hani mesela ben o yüzden herkese şunu söylüyorum tavsiye olarak Mert. Hani biz hep deriz ya, ya işte dedem şuradan bir arsa alsaydı. Yani çok, yani ne olurdu oradan alsaydı. Tamam, ben de diyorum ki madem bırak dedeni, sen torununu düşün. Sen onun yerindesin. Sen ne yaparsın? Nereden arsa alırsın? Dediğim zaman kimse bir şey demiyor ama şunu yapabilirsin abi. Sen mesela kenara 1.000 dolar, 5, 10 bin dolar koyup bir arsa alabilirsin. Yani arsa metafor anlamda bir arsa alabilirsin. Yani bir yatırım yapıp hiç ellemeyip 20-30 yıl sonra torununa verebilirsin. Değil mi? Abi aynen Yani burada bu çok şekilde düşünmek lazım biraz daha. Yaygın bir şey abi. Şimdi ben de zaten şimdi benim için böyle nasıl bir aydınlanma olmuştu. Ben seninle işte daha Türkiye'deyken konuşmaya başlamıştım. Ben burada çalışmaya başladım. Ofise bir geldim. Herkes ETF'lerden bahsediyor. Herkes biliyor abi. Herkes işte parasını Aynen. oralara yatırmış falan. Çocuklu olanların yaptığı şey de çok basit bir şey abi. Adam diyor ki ben diyor ayda diyor 100 euro koyuyorum. İşte ETF'in güzel yanı bu. Sen 100 Evet. euroluk bir yatırım yapabiliyorsun. Dollar Adam diyor cost ki ben averaging. aynen ECA diyorlar. Ha, devam. çocuğumun onu da açalım abi. Bu da çok güzel bir şey aslında. İyi de iyi ki değindin. Çocuğumun hesabına bank hesabını açıyorlar. 100 euroluk ben diyor para yatırıyorum diyor. Bunun da gidip ETF alıyorum. ETF'in asıl mantığı çok uzun dönemde çalışıyor. O da bahsettiğin Evet. senin kümülatif olarak artıştan dolayı. Evet. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Ben mesela bazen diyorum ya keşke diyorum hani ben çünkü sürekli para biriktiren bir insanım ya işte 18 yaşında 15 yaşında başlamış olsaydım hani Ya şimdi evet. şu anda ben muhtemelen hani emekli olmuş olabilirdim. Hani bu işte early retirement dediğimiz erken emekli Evet. olmuş Oralara olabilirdim eğer geleceğiz. Aynen. Evet. o kadar erken başlamış olsaydım. Yani bu Evet. ETF'in olayı tamamen o yani. Sizi hani şu anda zengin yapmayacak. 3 yıl sonra zengin yapmayacak. 5 yıl sonra da zengin yapmayacak. Ama belli işte 10 yıl sonra, 20 yıl sonra öyle bir de paraya sahip olacaksınız ki bir daha hiçbir Aynen. şekilde çalışmanıza gerek kalmayacak. Ya sen olmasan bile çocukların rahat edecek ya da Aynen. yani onu da belirtmek lazım bence. Bir Tabii de yatırım şu tavsiyesi değildir diye tekrar aradım yok yok seni. kesinlikle yatırım tavsiye değilse biz şimdi böyle biraz yine coştuk. Şeyi de unutmayalım bak Amerika'da mesela Vanguard'ın 7 trilyon dolar yani Aset. yatırım eseti olmasının sebeplerinden bir tanesi de Amerika'daki emeklilik fonu şu şekilde işliyor. 404K diye bir şey var. Şirket diyor ki yani Amerikan şirketi ya da Amerika diyor ki sen diyor bunu kuracaksın diyor ve bu bir hisseye bağlı. Ve Vanguard da diyor ki sen 50 yıl sonra emekli olacaksan bak bizim böyle bir sepetimiz var. İstiyorsan sen parayı buraya yatır diyor. Her ay senin maaşından buraya para kesiliyor koyuyor. Ve teşvik de şu şekilde işliyor. Amerikan hükümeti de diyor ki sen eğer bir yerde çalışıyorsan ya da daha doğrusu şirketler bu şekilde teşvik veriyor. Diyor ki senin atıyorum 100 bin dolar maaşın mı? Vergi hani vergiye tabi olmadan yatırabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani sen paranı çekip emeklilik fonuna koyduğun zaman o senin kazancına tabi olmuyor. Yani vergiden muaf yani çektiğinde anca şey yapıyorsun yani. Çok ciddi avantajları oluyor ve mesela şirketlerde şey diyor sen oraya 1.000 dolar mı koyuyorsun? 1.000 dolar da ben koyuyorum diyor mesela. Eş Onun diyorlar, limitleri meç var. ediyorlar. Tabii match ediyorlar. 19 bin dolara kadar mesela yatırabiliyorsun. Sen mesela 8 bin dolar yatırıyorsun. 10 bin dolara o yatırıyor. Şey 11 bin dolara o yatırıyor vesaire vesaire. İşte yüzdelikleri var. Google başka yapıyor. Facebook başka yapıyor. Bu sebeple de Amerika'nın yani Amerika'da çalışanların zaten tüm halkın kendisi dolaylı yönden borsaya da yatırıyor. Aynen. Yani orada çok farklı. Şimdi Aynen. biz bu podcast'i tüm Türkiye'de yaşayanlar da şey yapacak. Hani dinliyor Tabii. herkes burada. Peki Türkiye'de bu olay nasıl oluyor? Abi ben Türkiye'den nasıl yatırım yapabilirim? Değil mi? Yani buraya da şimdi hani bu en çok belki merak edilen şeylerden bir tanesi. Çok basit. Mesela İş Bankası'nın İşbank yatırımı var. Yani onunla bile Amerikan borsasından bir şey alabiliyorsunuz. Birincisi bu. Ama bu tarz şeylerin komisyonları çok yüksek olduğu için ki ben şunu da hep diyorum. Uzun vadeli düşündüğün zaman o komisyon da bir anlamı yok. Çünkü sen alıyorsun alıyorsun ama mesela Mert sen diyelim ya mesela her ay işte ben abi kenara 100 dolar koyayım 50 dolar koyayım vesaire neyse ya da işte 500 TL koyayım 1000 TL koyayım onu çevirip yani
dolara. Her ay koyduğu zaman onun komisyonu biraz fazla olabiliyor. Şöyle bir şey. Sen hissedar olduğun için abi nereden aldığının bir önemi yok. O yüzden illa İşbank gibi, işte Akbank yatırım gibi böyle Türkiye'deki finans yatırımcılarını almak zorunda değilsin. Mesela Avrupa'da mesela DEGIRO var Almanya'da. İşte Ben çok onu meşhur kullanıyorum. oldu. İşte Interactive Broker var. Dünyanın en broker işlerden bir tanesi İngiltere'de. Böyle bir sürü var. Araştırırsanız bulursunuz ve bunlar mesela Türkiye'den bunlara havale yapıyorsunuz. Yani Swift yapıyorsunuz. Sonra o broker web internet sitesinden istediğiniz hisseyi alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde girebiliyorsunuz bu işlere. Ama bak yine söylüyorum. Bu tüm sistem Amerika'da yaşayanlar için tasarlanmış. Bak bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Ve Avrupa'da ve Amerika'da kazançlar çok yüksek olduğu için kenara koyacağım para da çok yüksek oluyor. Ve böylelikle ve yani hükümetin de desteği var diyor yani ya uzun vadeli olduğunda ben sadece %15 alacağım falan diye. Amerika coşuyor. Şimdi bu son 10 yılda şöyle bir olay gelişti. Amerikan şirketleri çok büyüyünce Berlin'e, Amsterdam'a, Londra'ya vesaire Amerikan şirketleri de açılmaya başladı. Şey anlamda teknoloji. Google açıldı, Facebook açıldı, işte Shopify falan her yerde bir şeyler var. Amerika'da şey Avrupa'da yaşayan bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar da akıllandı. Aydınlandı bir. Çünkü çalıştığı kişi Amerika'da abi diyor böyle var böyle var. O da düşünüyor abi ben nasıl yaparım? Ama şöyle bir şey var. Avrupa'daki, Türkiye'dekiler hepimizin yani buralarda yaşayanların bizim işte devletlerimiz uzun vadeli yatırım teşviki falan yap. O yüzden de bu her ülkenin kendine has belli başlı teşvikleri olabiliyor. Onları iyi araştırmak lazım. Reddit'te de bununla ilgili çok güzel bir tane subreddit var. EU Personal Finance diye. Reddit/r/EU Personal Finance diye. Bu Avrupa'da işte Bulgaristan'dan var, Romanya'dan var, Almanya'dan var. Herkesin bulunduğu bir yer. Türkiye'den hiç görmedim. Ben arası okuyorum. Hani ben Türkiye'de yaşıyorum ne yaparım diye görmedim hiç. Da Alman bayağı çok Almanya'dakiler. Aynen. İşte İtalyanlar oluyor vesaire. Herkes oluyor. Hollanda'dan çok oluyor, ben onu çok Hollanda'dan yani. çok oluyor. Mesela ben oradan şunu gözlemledim. Mesela Almanya'da DEGIRO çıktı vesaire. DEGIRO da aslında ben kısaca değineyim abi kendim Buyur. kullandığım için. Hollanda çıkışlı bir şirket. Daha sonra Almanyalı bir tane. Şimdi DEGIRO'nun olayı şey Robin Hood'a benzer aslında. Yani Komisyonu aslında çok onları da düşük. biraz anlatmak lazım. Sen devam et de Aynen. ben sonra Sen belki de girerim. Robin Hood'dan bahsedersin belki. Şeyde çıkıyorlar çok sıfır komisyon. Neredeyse hani ben mesela ETF alıyorum hiç komisyon ödemiyorum. İşte sen mesela dediğin gibi İş Bankası'ndan alsan bayağı bir komisyon ödüyorsun. Evet. Böyle böyle büyüdüler. Daha sonra Alman bir başka bir broker, hatta bankada olmuş abi, onlar satın aldılar. O yüzden artık bir Alman şirketi haline geldi. Şeyden de bahsedeyim abi kısaca. Ben Türkiye'deyken bu bahsettiğin komisyonlardan dolayı alamıyordum. O yüzden dedim ki ya alternatif ne olabilir? Çünkü bak şimdi biz sürekli abi teknoloji dünyasının içerisinde yaşıyoruz. Biz her gün teknoloji haberleri okuruz. Yani şeyi görebiliyoruz. Bu şirket nereye gidecek? Atıyorum ben mesela Apple'a bakınca ya görebiliyorum bak bu adamlar Evet. neler planlıyorlar, neler Evet. yapacaklar. Atıyorum Google'a bakıyorsun, Amazon'a bakıyorsun, ufak bir teknolojisini görüyorsun. Ha diyorsun ya bak bu ileride çok büyük olacak. Kestirebiliyorsun, tahmin Evet. edebiliyorsun ve Evet. diyorsun ki ya ben bundan niye bir şey kazandım? O yüzden hani ben de bunu düşününce mesela şeye bakmıştım, araştırmıştım. Yani bunun en kolay yolu ne? Ben hani hisse alamıyorum çünkü komisyon çok yüksek. Zaten hissenin fiyatı da pahalı. Ne yapabilirim diye bakmıştım. Şeyi görmüştüm abi. Türkiye'de yatırım fonları var. Bu işte şey diyorlar. Ben mesela baktım benim denk geldiğim şeyin yatırım fonu Akbank'ın bir tane yeni teknolojiler yatırım fonu diye bir fon var. Şimdi bizim fonlardan bahsediyoruz. İşte ETF dediğimiz aslında pasif bir fon. Yani içerisindeki şirketler sürekli değişmez. Yani sadece dediğim gibi indekse bağlıdır. S&P 500 indeksinde zaten 500 şirket var. Oraya da gene kolay kolay bir şirket girip çıkamaz. Yani Oranlar değişebiliyor sadece. aynen oranlara değişebilir. Evet. O da zaten şeyine bağlı, şirketin büyüklüğüne göre. Sen mesela S&P 500'e baktığında Apple'ın oranının çok yüksek olduğunu görürsün. Çünkü Evet. Apple'ın değeri yüksek. Onun değerini oranlı bir şekilde şey yapıyorlar. Koyuyorlar şeyin içerisine, sepetin içerisine. Bu işte mesela bahsettiğim bu Akbank'ın fonu da
aktif bir fon. Yani bu ne demek? Akbank'ta yatırım, Akbank Yatırım diye işte şirket var. Bu şirketin içerisinde fon yöneticileri var. Onlar bayağı aktif olarak takip ediyorlar. Şirketlere ekleyip çıkartıyorlar. Onlar da genelde sanmıyorum böyle sürekli bir şey yapsınlar ama şimdi aktif fon oldukları için ETF'e oranla orada mesela kendileri komisyon kesiyorlar. Hani sen mesela diyorlar ki biz diyor bu fonu yönetiyoruz. Sen şimdi orada mesela 20 şirket vardı. 20 tane teknoloji şirketi. İşte Apple, Facebook, Alibaba işte evet. SAP'yi falan koymuşlardı. Ben mail atmıştım fon yöneticisine SAP koyulur mu o şirketlerin arasında falan diye de. Böyle böyle işte şirketler var. Onlar da diyor ki biz bu fonu yönetiyoruz. O yüzden bizim de buradan bir gelir elde etmemiz gerekiyor. Sen İndeks fonlarında da var bu arada. İndeks çok doğru söyledin. İndeks fonlarında da var ama onların komisyonu o kadar düşük ki sen hani hissetmiyorsun. 0.2 gibi bir şey. Yani binde, bir de cebinden bu arada çıkmıyor. Yani küçük bir detay vereyim de. Aynen. O hisse mesela diyelim ki 90'dan 100'e çıktı ya. Ama sen orada 99.8 görüyorsun. O 0.02 kendisi alıyor. Hisse yine büyüyor ama sen bir şeyle uğraşmıyorsun. Hani pasif yani. O da şey aynen. Yani. Aynen. Ama işte bu aktif fonlardaki olay mesela ben yanlış hatırlamıyorum %3 ya da %4 gibisinden evet. Bir kesinti oluyordu. Hani bu çok yüksek bir oran. Şimdi bak burada ilgili yine bir teori var. Bu da herkes de şey diyor. Dünyanın en iyi aktif fonu bir indeks fonunu geçemez diyorlar mesela. Aynen. Burada hatta böyle, hatta benim tavsiye ettiğim kitapta bunu da bundan da bahsediyorlar. Bak, aynen. Artık söyleyeyim. Neydi? Random Walk in Wall Street mi? Aynen, The Random Walk Down Wall Street. Random Walk Down Wall Street. Burton Malkiel diye birinden çıkma. Notlara ekleriz biz bunu. Tamamdır. Ben şeyden bahsedeyim abi, sen yine bir şeye bahsettin, benim aklıma geldi. Warren Buffett, yani Warren Buffett'ı bilenler biliyordur. Hani borsa anlamında dünyanın en iyilerini. O da bayağı yokluktan gelip şu anda hani kendi şirkete, bir yatırım fonu şirkete dünyanın en büyük şirketlerinin arasında bir tanesi. Berkshire şirketi. Evet. Arada hatta indeks fonlarını geçirebiliyor yani hani. Evet. O bunu iddiaya orta atıyor. Diyor ki eğer diyor herhangi bir aktif fon yöneticisi indeks S&P 5 işte 500 şeyini geçerse diyor ben diyor işte 1 milyon dolar mı 100 milyon dolar mı ne şey iddia ortaya atıyor. Adamı tabii fon yöneticilerinden bir tanesi de atlıyor bunun oraya. Ben diyor bu şey yaparım, yenerim diyor. İşte biz hani dedik ya işte. Evet. S&P 500'ın ortalaması 100 diyebilir işte. Orada o fon yöneticinin yapacağı şey çok basit aslında. Öyle bir fon kuracak ki o işte atıyorum 3 yılın artık ne kadarlık iddianın süresi ise oradayken ortalama olarak onu geçmeye çalışacak ve geçemiyor. İddiayı da kaybediyor. Warren Buffett kazanıyor iddiayı. O da parayı alıyor, gidip bir yere falan bağışlıyor. Hazır Warren Buffett'tan bahsetmişken şuna da değinelim. Bugün hani Warren Buffett kendisi aktif bir fon yöneticisi olmasına rağmen sorduğunda hani ne yapsınlar? Hani gidip hangi şeye biz yatırım yapalım falan dediğinde adamın söylediği tek şey var. Gidin S&P 500'a yatırımı yapın. Biz gene bakın bu bizim yatırım tavsiyemiz değil. Aynen evet. Bu bizim yatırım tavsiyemiz değil. Ben hani şeyi söylüyorum, Warren Buffett ne diyorsa onu söylüyorum şu anda. Bu arada Warren Buffett da bu investment camiasında bir hero olarak kabul edilen, yani herkesin yani büyük efsane. Bir yeri var. Mesela zengin olmasından ziyade yani parasından dolayı çok böyle önem taşıyan bir insan değil. Çok çok iyi bir yatırım, yani çok akıllı. Böyle, hani ben başlangıçta demiştim ya. Ne satıyor, ne alıyor, nereye yatırım yapıyor falan. Warren Buffett bunun kitabını yazıp yokluktan gelip şu anki hale gelen çok 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 iyi yatırımlar yapan biri. O yüzden hani bayağı bir bu camianın duayenlerden bir tanesi. Yani çok saygı duyuluyor. Kendisi. Evet, çok saygı duyuluyor. Ve hani çok da akıllı konuşuyor. Yani böyle al sat da yapmaz. İyi yerlerde iyi yatırım var. Ama mesela bak onunla ilgili de şöyle şeyler var. Bir eleştiri de şöyle bir şey. Herkes şey diyor yani kendisi gelince yatırım yapıyor, işte individual alıyor satıyor ama başkasına indeks fon al diyor. Yani böyle niye böyle bir tezatlık var diye bir eleştiri de var Mert. Onu hani söylemekte fayda var. Hakikaten öyle de bir şey var. Ama Warren Buffett'ın söylediği şey var. Bakın diyor ben 1 milyonda biriyim. Yani benim yaptığım şeyler 1 milyonda bir üst üste geldi. Ben şanslı oldum, ben kazandım. Ama diyor
Ben 1 milyon kişinin hepsinin zengin olma ihtimali yok diyor. O yüzden diyor indeks fonla diyor finansal bağımsızlığa gelebilirsin. Bence en kritik şeylerden bir tanesi de bu. Evet sen gidip yatırım yapabilirsin, stok alabilirsin ama yine bu risk dağılımından dolayı yapmaman gerekiyor. Çünkü istatistikler olarak diğeri senin daha aslında değine. Öyle söyleyelim. Şimdi bununla ilgili bir şey diyeceğim Ömer. Yoksa şeye geçelim yavaştan ya. İşte financial independence ne demek mesela? İşte FIRE var. Hiç duydun mu öyle bir şey? Aha, aynen. FIRE Financial var. independence early retire. Yok, Early retire işte. early diye Aynen. geçiyor. Sonra son zamanlarda şey var. TED Fire var. Barista Barista FIRE var. Fire var. Aynen Şimdi barista. abi Bunları onlara kısaca giriş yapalım ama önce şeye değinelim istiyorum. Bu financial independence biz direkt bu yatırım konusuna değindik ama bu yatırım konusu genelde nasıl diyeyim herhalde üçüncü adım belki dördüncü adım falan oluyor. Financial independence konusuna başladığında. Çünkü mesela ilk olarak sen eğer bu yolu seçiyorsan ben işte atıyorum şu anda 25 yaşındayım diyelim. Ben 40 yaşında emekli olmak, tırnak içerisinde emekli olmak istiyorum. Hani bu emekli ikramiyesinden maaş alacağın değil. Belirli bir seviye bir yatırımım var. O yatırımdan yılda belirli bir para kazanıyorsun. Bunun da hatta %4 denilen bir kuralı var. O paradan yılda %4 çekerek bütün Aynen. giderlerini karşılayabiliyorsun. Bu sayede hiçbir şekilde çalışmana gerek kalmıyor. Çünkü %8 büyüdüğü için senin Aynen. %4 çekmen ana parayı erit. Önemli bir nokta bu. Aynen. Aynen. Bu şekilde mesela 40 yaşında sen emekli olup işte 70 yaşına kadar yaşasan bile hiçbir şekilde böyle çalışmana gerek kalmıyor. Arada tabii herhangi bir inanılmaz şeyleri saymazsak, ekstrem olayları. O yüzden emergency fund. Aynen. O yüzden tam oraya gelecektim. Hani ilk olarak sizin bu yola girerken yapmanız gereken şey, yani ben de öyle başladım. Ha bir yer Bir kere aynen. giderleriniz ne kadar onu bilmeniz gerekiyor. Çünkü hani Evet. bu financial independence konusu en önemli şey. Hani biz burada milyon dolarlardan falan bahsediyoruz. Hani financial independence sağlayabilmeniz için böyle hani milyon dolarlık yatırım yapmanıza gerek kalmıyor. Gerek yok. Hani tek önemli olan şey sizin giderlerinizin şeyinize, gelirinize ya da işte Evet. yani giderinize oranı şeklinde oluyor. İşte ne kadarlık Evet. para biriktiriyorsunuz. İşte atıyorum Evet. 5.000 lira kazanıyorum. Evet. 2.500 lira benim giderim. Benim hani saving rate'im %50 olmuş oluyor. Yani o yüzden Onun ben bitireyim abi şurayı. O yüzden ilk yapmanız gereken şey bir kere giderlerinizi takip etmek ve sizin işte aylık ya da yıllık gideriniz ne kadar onu bilmek. Evet, bir de bununla ilgili de senin dediğine şey işte bütçe çok önemli. Bütçe yapman gerekiyor kendine. Bununla ilgili de bütçe yapma programları vesaire var. Eğer sen para biriktiremiyorsan, eğer para biriktirmekte zorlanıyorsan ya da zorlanmıyorsan bile atıyorum çok param var ama neyin nereye gittiğini bilmiyorsun. Her türlü bütçe çok çok önemli bir şeydir. Para kazansan da az kazansan da hiç kazanmasan da herkesin dediği ki bu işe başlamadan önce bir bütçe yapın. Çünkü bu size hani neyin nasıl harcanacağını, para nereye gittiğini doğru sana bir ışık yani o yolu ışık lambalarla döşeyecek. Yani bu çok önemli bir şey. Çok Devam et abi. çok güzel değindin abi. Çünkü ben Türkiye'deyken bunu yapıyordum. Spendi diye bir uygulama vardı. Ben onu kullanıyordum. Bu uygulamalar mesela direkt banka hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. O direkt belirleri çekiyor harcamalarınızı. Siz orada etiketleyebiliyorsunuz. İşte bu işte tatil masrafıydı, bu işte market masrafıydı, bu faturalardı falan diye kategorilendirebiliyorsunuz. Ya da manuel de girebiliyorsunuz. Ben öyle şey yapıyordum genelde, manuel olarak giriyordum. Ondan sonra ayın sonunda şeyi görüyorsun. Bak ben yemeğe bu kadar para harcamışım. Ondan sonra faturalara bu kadar para harcamışım. Ondan sonra dediğin gibi sen bütçe yaratıyorsun. Diyorsun ki ya işte ben dışarıda her ay işte 300 lira harcıyormuşum. Ben bunu 250 liraya çekmek istiyorum. O zaman gidiyorsun uygulamada diyorsun ki 250 liralık bir limit veriliyorsun şey için yemek için. Sen o limiti aştığın an hop sana bildirim geliyor. O zaman farkına varıyorsun. Ha, ben bu aylık ben bütçeme ulaştım. Artık daha fazla harcamamam gerekiyor. Hani ben mesela bunu halen yapıyorum. Geçen yıl bayağı abi kuruşu kuruşuna takip ettim ben bütün harcamalarını. Ki hakikaten çıkartabileyim diye. Böyle şey var. Sanki matik diye sanki graf diye bir graf var. Bilmiyorum biliyor musun? Böyle soldan başlıyor böyle dallanıyor yavaş yavaş. İşte bu para işte şeye gitmiş, markete gitmiş Evet, aynen. diye. Çok şey bir onu da paylaşırım.
long notlarda. Onu yapabilmek için takip etmiştim. Hani ben mesela işte şu an şeyi diyebiliyorum abi. Benim yemeğe işte gıdaya harcadığım para işte 300 euro ayda. İşte benim mesela işte şu anda tüm mesela expense'im yani bir ay boyunca hani essential dediğimiz expense olarak yani hayatımı devam ettirebilmem için nedir işte kiradır, faturalardır, yemektir falan. Bunlar mesela işte atıyorum 1200 euro. Hani ben bu paraya sahip olunca ne olmuş oluyor? Bu bilgiye sahip olmuş olunca bizim bu emergency fund dediğimiz şeyi oluşturuyoruz. Bunu da sen şey yapmak ister misin abi, açıklamak ister misin? Ya işte emergency fund dediğimiz bu finansal bağımsızlığa gitmeden önce herkesin yapması gereken şeylerden bir tanesi bir yerde bir hazır paran olsun. Hani ne olur ne olmaz. Bu Allah'ın işi. İşsiz kalabilirsin, savaş olabilir, evin yıkılabilir. Yani herhangi bir kötü ihtimale karşı bir ameliyat geçirebilirsin. Bu genelde Amerikalılar çok korkar çünkü orada sağlık sistemi çok kötü. O yüzden ameliyat verdi, kafamdan çıktı ama hani Türkiye'de başka nedenler olabilir. Onun da işte bir sürü oranı var. Herkes şey diyor işte 6 ay seni idame ettirecek kadar parayı kenara koyduktan sonra yatırıma başlayın. Yani çünkü 6 ay içinde belini şey yapabilirsin, yani doğrultabilirsin, iş bulabilirsin, mesela işten çıktın. Bazıları şey diyor hani sen alanda iyiysen 3 ay olabilir, 6 ay bile ama 6 ay en güzeli 6 ay. Emergency fund dediğim şey bu, yani acil durumlarda kenara duracaksın, hiç ellemeyeceksin, cash. Yani altın falan da değil, işte faiz bilmem hiçbir şey değil, kar payı değil, hiçbir şey değil, cash yani. Evet, bunun enflasyona karşı belki şey olabilir, stabil yerlerde tutabilirsin ama gerektiğinde bankayla uğraşmayacak, etmeyecek, seni zor durumdan kurtaracak bir şey olmak lazım. Yani anında çekebileceğin yani. Anında çekebileceğin, yani başkasının üzerine olmayacak, şey olmayacak. Yani hani bu çok önemli bir şey. Yani bunu burada şey yapmak lazım. Çünkü bu sana şey verecek, o güveni verecek. Yani ilk önce bir o zemini, temelleri iyi dikmemiz lazım. Üzerine inşa edelim. Bu bize onu sağlar. Bundan sonra Amerika'da herkes şey diyor. Mesela, emekli fonunu en üst limit ne kadar yatırabiliyorsan yatır diyorlar. İşte burada hani biraz önce söylediğim şey, bu bizim için geçerli değil. Çünkü bizim emeklilik şeyimiz çok farklı. Şöyle yapabilirsin ama sen de. Diyelim ki sen kendin çalışıyorsun. En üst tavandan yatırabilirsin sigortanı mesela. Bunu yaptın mı? Ya da mesela başka bir şeyler de olabilir. Şimdi Türkiye nezdinde neler olabilir bilmiyorum. Düşüncesi, fikri olan. Avrupa'da da bu şekilde abi maalesef. Ya mesela işte ben Amerikan o hani eleştiriyoruz ya kapitalizm en şey olduğu yerde ama işte sana böyle bir imkan vermeleri çok güzel. Mesela Avrupa'da maaşın belli bir kısmı işte bu emeklilik fonuna gidiyor ama o para orada kalıyor ya da işte direkt maaş olarak yaşlılara ödeniyor yani şu an emekli maaşı. Aynen. Ama orada aynen. Amerika'da sen kendi fonunla gitmiş oluyor. Sen de onu yönetebiliyorsun. Diyorsun ki ben şuraya yatırım yapıyorum diyorsun. Buna şey olarak işte ekstra olarak şirketler şey sunuyor. İşte atıyorum Allianz'dan falan filan böyle işte sen emeklilik kendin ekstra bir emeklilik fonu şey yapabiliyorsun. Şirket de diyor ki işte ben sana ayda 50 Kıvati, euro vereceğim diyor. Ne onun adı? Private Rent Investition mı? Neydi Almancası? Almancasını şimdi ben şey yapamam da işte özel emeklilik sigortası gibisinden bir şey olmuş oluyor. Orada Ferzi Herung'du yanlış hatırlamıyorsam sigorta. Ondan sonra abi orada da mesela şey oluyor. Ben mesela şey yapmıştım. Şirket bizim işte atıyorum 100 euroydu. Daha önceki çalıştığım şirket işte sen maaşından 100 euro kesilecek. 50 euro da şirket koyacak. Biz 150 euro yatırım yap. Okey dedim mantıklı duruyor. Hani 50 euro ekstradan şey yapıyor. Ondan sonra işte bu danışmanla görüştük falan. İşte sigorta şirketinden gelip anlatıyor sana işte ne kadar olacak. Çünkü şeyde mesela Almanya'da emekli maaşları çok düşük. İşte sen atıyorum ayda 3000 euro kazanıyorsun. Emekli maaşın gelecek sana 1500 euro. Hani haliyle geçinemiyorsun. O aradaki farkı kapatabilmen için onlar da diyor ki özel emeklilik fonuna para yatır. Emekli olunca şey yaparsın. Ondan sonra abi bu adam bana gösterdi bütün şeyleri rakamları. Ya bir baktım orada şey diyor. Yıllık artacak para %3 artabilir. Maksimum %3 artabilir senin yatırdığın para. Ama işte minimumda %1 falan artacak. Ya dedim ben buna 100 euro yatıracağıma ben giderim indeks fonuna yatırım yaparım. Orada %7 alırım. Çünkü hani aslında bu Allianz gibi çok onlar da belki trilyon
Euro yönetiyorlar diye tahmin ediyorum. Onlar da aslında aktif şey yapıyor senin adına. Onların yaptığı şey de benzer şey. Onlar da gidip senden mesela 100 euroyu alıyor, gidiyor yatırıyor. Onlar %7 kazanıyor. Sana %3'ünü veriyor. %4 onlara kar olarak kalmış oluyor. Ondan sonra o yüzden dedim. Ya dedim ben bununla niye uğraşayım? Bununla uğraşacağımı ben kendim yönetirim paramı. Kendim gider yatırım dedim. Bununla uğraşma. Hani o şirketin verdiği ekstra 50 euro bile hani orada şey olmamış oluyor. Bir fark olmamış oluyor sana. Aynen. Ya işte bizim hani Avrupa'da, Türkiye'de bu tarz şeyler yok. Yani yatırım yapmayla ilgili çok böyle bir camia yok yani, ulaşmadı. Evet. Ve bizde de ama şöyle de bir şey var. Bizde para konuşmak genellikle tabudur yani. Hı-hı. Kimse konuşmak istemez. Çünkü para konuşmak nedense kötü bir şeymiş gibi algılanır. Halbuki hani bu kötü bir şey değil. Çünkü hani bu herkesin faydası bir şey. Yani biz sadece kendimiz için değil, sen kendin için de, çocukların için de, torunların da, arkadaşların, sevdiklerin için de bir şey. Hani herkesin paraya bakış açısı biraz daha işte tüm toplum olarak yükselebilelim, bir yerlere gelelim olacağı zaman olduğunda biraz daha iyi yerlere gelebiliriz ama işte onu yapamıyoruz. Yapamadığımız için de hani devlet de hani bir şey yapamıyor. Hani teşvik anlamında. Çünkü hani bizde yatırım yapmak vesaire suç abi. Yani, abi aynen. Yani ona da değinelim. Hani bu bak borsalar falan hani nasıl diyeyim, çok fazla denetlenen kurumlar. Hani muhtemelen sizin çalıştığınız şirketten, hani sen kendi şirketine güvenirsin ya, senin çalıştığın şirketten daha çok denetleniyor ve bunların belirli kuralları var. İşte atıyorum sen mesela bir borsaya kote olmuş bir şirkette çalışıyorsan bile şey yapamıyorsun, belirli aralıklarda kendi şirketin hissesini alıp satamıyorsun. Yani hani ya da senin işte arkadaşın, eşin senin şirketin hissesini alamıyor. Yani hani inanılmaz regüle edilmiş bir sistem olduğu için böyle hani birisi paranı aldı kaçtı olmuyor. Ya da işte senin bahsettiğin gibi ben İş Bankası'ndan Apple hissesi alırsam yarın İş Bankası batarsa benim Apple hissem orada bir şey olmuyor. Çünkü hisse benim adımla alındığı için ben hala o asetin sahibi olmuş oluyorum. Evet. Hani İş Bankası onu kendisi şeyinmiş gibi görüp satamıyor da brokerlarda da aynı şekilde oluyor. Hani çünkü insanlar şey diyor, ben işte bankaya para yatırdım orada devlet güvencesi var da diyor. Hani burada da aslında benzer, devlet güvencesi yok da zaten sen o asetin sahibi. Şeyi var, Amerikan neydi, SEC mi, SEC, SEC'in şeyi var, SEC, 200 bin dolara kadar şey diyor sana, hani ben güvence altına alıyorum diyor, ondan sonrasına pek karışmam diyor diyebiliyor yani. Bu şey de abi, ben şey bahsedecektim, sen bahsettin bu para konuşma mevzusunu abi. Yani ben burada hiç öyle şeye denk gelmedim. Herkes maaşını sorsan söylüyorlar. İşte nelere yatırım yapıyorsun? Adam açıyor bana bütün işte şeyini, gelirini, giderini göstertiyor. Ben diyor şuna yatırım yapıyorum diyor. Yani open ama business diye bir şey çıktı hatta son zamanlarda. Böyle bir hype diye bir şey çıktı. Adam o slash open diye bir şey var. Hatta bu hacker indie, sözünü kestim de Mert. Hacker, indie hacker camiasında çok meşhurdur. Open business, this is a open business. You can see diyorlar. Slash open. Mesela atıyorum google.com/open. Buna girdiğin zaman adamın aylık pazarcılığı ne kadar harcamış, gideni falan her şeyini anlatıyor adam burada. Yani çok aynen, radikal bir şey. Bizim toplumla zaten sıfır uyum yani, böyle bir şey burada çok zor olur. Sadece belirtmek istedim. Sen hani hep paylaşıyor diyorlar, diyorsun ya. Doğru. Yani böyle de bir akım başladı. Onu da ben şeyden görmüştüm. Onu yapabilmeleri de sağ olsun Stripe'ın o bu esnek API'ları sayesinde, ben yanlış hatırlamıyorum, bir şirket var, ona bağlıyorsun. O hakikaten bütün adamların işte aylık kazancı ne kadarmış, ne kadar artmış falan görebiliyorsun. Onları ben linkini bulursam paylaşırım. Ama abi işte mesela şey diyecektim. Almanya'da hani bu bahsettiğim tabii yeni nesil şey kişiler. Yani hani genç insanlar benim çevremdeki, okumuş etmiş ama geçen ben şunu okumuştum. Almanya'da abi şey olan işte banka hesabında toplam kişilerin tuttuğu para, o da mesela işte 7 trilyon euro para tutuyorlarmış. Aset varmış. Hani bunun içerisinde evler dahil değil. Ve bunların işte kaçı, 4'ü mü dediler? 5'i mi? Şey yemiş. Sadece böyle keş para duruyormuş abi. Hani hiç yatırmıyorlarmış bile bir yere. Bayağı böyle değil, düz para olarak duruyor. Almanlarda da böyle bir şey var. Yani aşırı aşırı stabilite istiyorlar. Hatta geçen işte seçimler de oldu. Orada da genelde işte oylarını verirken işte sürekli Merkel 16 sene boşuna yönetme oldu. Sadece onlar çünkü stabiliteye bağımlı oldukları, yenilik, farklılık bir şey istemiyorlar. O benim param dursun. Tabi onların tarihinde de çok böyle ya, o markın düşüşü falan filan olduğundan kredi dolayı. Kredi kartı kullanımı mesela çok çok düşük.
Mesela O ben şimdi aynen. hani orada doğup büyüdüm. Mesela buraya geldim. Mesela bende de hala o şey var mesela. Hani ben param birikmedikçe bir şey alamıyorum. Hani mesela bazen şey düşünüyorum. Aslında bunu aslında 9 taksitle almak daha mantıklı. Çünkü enflasyon yani TL olarak yaptığım zaman benim aslında avantajıma gelebilir. Hani döviz kazandığım için. Ama yapamıyorum onu. Çünkü öyle alışmışım abi. Hani şey vardır yani kredi kartı hiç kullanılmıyor. Her şey cash ödeniyor. O yüzden de kredi kartı şeyi yok yani adamlarda. Abi bende de benzer şey oldu ben ilk buraya geldiğimde. Yani Tabii ben de orada. sürekli karttan harcıyordum. Ondan sonra ay sonu kartı ödüyordum. Buraya geldim. Şimdi diyorum ki ya ben o zaman mesela iPhone alacağım. Ya diyorum maaş yatsın öyle alayım. Hani onu bekliyorsun. Hani para biriktireyim onu şey yapayım. Çünkü hani şeye de bahsedelim aslında. O geldi aklıma şimdi. Şimdi o yüzden hani ben iPhone almak için bekliyorum. Çünkü maaş gelince ben mesela bu senin bahsettiğin dollar cost average dediğimiz bir olay var. Bu şeyden bahsediyoruz aslında. Hiçbir Ya zaman oradan çünkü nasıl başlayacağız? Bu şekilde başlayacağız, değil mi? Yani senin dediğin dollar cost average ile başlayabilir herkes, değil mi? Yatırma mesela. aynen. Yani bence en uygunu o. Çünkü şundan dolayı Ya bu da ben böyle kelimeler söylüyoruz ama çok basit bir şey yani. aynen. Amerikalılar her şey kelime şey Şu, aynen. yapıyorlar da Tide. Evet. Çok çok güzel şey yapabiliyorlar. Çok bir kelimeyle her şeyi açıklayabiliyorlar. Oradaki strateji şu. Her ay sen bir gün seçiyorsun. Ben işte diyorum ki ben kendimden bahsedeyim. Maaş yatıyor. Maaş yattıktan sonra işte ne kadarını yatırmak istiyorsam onu ben broker'a aktarıyorum. Yatırımı yapıyorum. Bu sayede ne olmuş oluyor? Ben işte dollar cost average dediğimiz olay olmuş oluyor. Hiçbir zaman hani şeyi demiyorum. Ya işte bak borsaya bakayım yükselmiş gibi. O zaman dur ben bekleyeyim biraz düşsün ondan sonra yatırım yap. Hani bu da aslında gene en çok şey yapılan söylenen tavsiyelerden birisidir. Hiçbir zaman marketi işte tahmin etmeye çalışma. Don't time the market derler. O yüzden hani ne yapıyorsun? Her ayın belirli günlerinde şey yapıyorsun. Hani bugün düşmüş olsun. Bugün tavan seviye fiyat olsun. Hiçbir önemi yok. Çünkü sen onu yılın sonunda baktığında aslında bir ortalamasına baktığında o ufak yükseklerin, düşüşlerin hiçbir etkisi olmamış oluyor. Bu benim yaptığım şey. Bazıları mesela 3 ayda bir yapıyorlar. İşte ya da işte Şey, hatta bununla ilgili bir söz var. Buy high, low sell diye. aynen. İlk önce dinlediğinde şey Buy diyorsun. high Aynen yani nasıl ya yüksekten alıp düşükten mi satmak sell falan. Aslında orada dediği şey şu. Şu an aldığın en yüksek olabilir ama 4 ay sonra belki düşken satacağın fiyat bu aldığından daha da yüksek olabilir. Yani o aynen. yüzden düşüşün artmasının bir amacı olmayabilir yani. Bir anlamı yok çünkü. Aynen. Bu benim hani şey yaptığım strateji ama işte dediğim gibi bana sorunca arkadaşlar onlar diyor ki ben 3 ayda bir biriktiriyorum biriktiriyorum her çeyrek işte yatırım. Bilmiyorum senin yatırım stratejin ne şekilde Ya senden dolar kazanıyor. ben şey yapıyorum ya yani her ay işte belli bir miktar işte %10, %15 gibi kenara koyuyorum. Onu da işte BTI'ya işte ya da VUA var. İngiltere menşeli İrlanda Ireland domicile diye. Onlarla ilgili bayağı o başka bir olaylar da. Şimdi onun sebebi de şu yani çok detaya girecek de bizim için daha uygun bir işte. Ben sana anlatırım sonra. Yani direkt Amerikan yine Amerikan SP500'ü takip ettim ama hani vergileri biraz daha Türkler için bizim için daha iyi olabiliyor o Anladım. açıdan. Türkiye'de yaşayanlar için daha doğrusu. Yani burada yaşayıp da başka milletten olanlar da olabilir. Yani o şekilde bir şey yapıyorum. Hani ama her ay kesinlikle kenara koyup şey yapıyorum. Nedir yani? Hisse almaya çalışıyorum. Ve bunu hani yıllardır yapmaya çalışıyorum. Ben de bunu şu Digital Ocean'dayken hani ben de diyorum senin gibi Mert. Sen diyorsun ya ben 18 yaşındayken hani ben de başladığımda bunu 30'lu yaşlarımdaydım. Hani bizim de önümüzde kimse yoktu. Hani bilen yoktu. Yani bilseydi belki biz de erken yaşta başlayacaktık. Yani şey diyeceğim biz hiç bahsetmedik ama bu FatFire dediğimiz şeyler var ya orada Bahsedelim mesela abi. hani biz dedik ya mesela 40 yaşına 50 yaşında erken emekli olmak istiyorsun. Bir şeye bağımlı olmak istemiyorsun. Bir paran var. Artık yatırımını yapmışsın. %8 her sene artıyor. Şimdi oradaki mantık neydi? İşte %4 kuralı diye bir şey var. Her sene %4 çektiğinde senin ana paran eriyor. Ama orada herkesin kaçırdığı bir şey var. O yüzden Fat Fire diye bir şey çıktı.
O %4 şey şudur yani. Çok lüks bir hayat yaşamayacaksın abi. Kendini idame ettirecek kadar. Gerektiğinde yani finansal bağımsızlığın en önemli şeylerden bir tanesi bu ve bunu belirtmek gerekiyor. Finansal bağımsızlık şunu da diyor. Kapitalist düzenin bir şeyi olmayacak. Yani o iPhone alayım, bunu alayım böyle Aynen. şeyler yok hayat. Var ama geri geldiğinde var. O yüzden de hayat standardını çok yükseltmemen gerekiyor. Mesela hayat standardını çok yükseltmemek demedikleri için mesela çok boşanmalar falan da oluyor. Bunu Reddit'te adam geliyor anlatıyor. Yani oradaki Bütün insanlar. hayat hikayesini anlatıyor aynen. Ha şimdi bak bu çok önemli bir şey. Şimdi biz erken dediğimiz zaman hani aa adam o araba alıyor. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir dünya yok. Ya bu en önemli şeylerden bir tanesi bu. Standardın belli bir seviyeye geliyor ve arttırmıyorsun abi standardı. Şimdi bunun herkesin yapabileceği bir şey değil abi. Bu çok zor bir şey. Çünkü sen kazandıkça değiştiriyorsun abi. Kulaklık alıyorsun, şunu alıyorsun, bunu alıyorsun. Hayat standartın değişiyor abi. Ve sen istemesen yeni hobiler ediniyorsun. E abi en kötüsünde bir klavye alıyorsun. Şimdi finansal bağımsızlığa girmiş bir adam mesela mekanik klavye almıyor abi. Elindeki mevcut klavyeyle 10 yıl kullanıyor. Bak mesela örnek veriyorum hani hepimizin anlayacağı dilden. Şimdi bazıları için ama adam karşılığında ne kazanıyor? Hiçbir kuruma, hiçbir finansal şeye bağımlı değil. Adam 35 yaş. Adam diyorum da bu arada hani kadın dinleyicilerimiz olabilir. Hani adam insan yani. Kadın da var bunun içinde. Şunu düşünüyor. Yani şu hale geliyor. 35-40 yaşından sonra kimseye muhtaç değilsin. Kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun. İdame ettirebiliyorsun. Yaşayabiliyorsun. Ve şunu diyor. Bu özgürlük bambaşka bir. Yani bunu tattığın zaman aslında senin bazı yani her şeye ihtiyacın olmaması gerektiğini de anlıyor. Şimdi yani finansal bağımsızlığın temel noktası buradan geliyor. Fakat bu son yıllarda herkes şunu da demeye başladı. Yani buna karşı çıkanlar da var. Özellikle bu teknoloji şirketlerinde çalışanların da emekli olmak isteyişi ve para kazanmaları diyor ki ya biz diyoruz biz yani biz para kazanıyoruz. Kazandığımız para da yüksek. Şirketler bize hisse veriyor. Mesela Google'da çalışıyorsan Google hissesi alıyorsun örnek. O da artıyor. Yani ben 40 yaşında emekli olduğumda neden yani standartlarım sabit tutuyorum? Neden biraz daha lüks yaşayamıyorum? Bunun adı da fat fire. Yani oturmuş şişko yani param var tamam mı? Yani krallar gibi hani bu şey vardır ya bizim meşhur bakkallarda olur peşin alan veresiye alan. Ya yani veresiye fat fire abi o peşin alan adam gibi düşünebilirsin yani. Şey oradaki mantık da şu. Yani o kadar çok büyük bir paran oluyor ki %4 çekmen senin aslında standardını düşürüp ya da yükseltmenden ziyade mevcut standardını koruyup hatta üstüne de koyabileceğin bir şey. Bunun adı fat fire. Bu çok güzel. Herkes bunu yapmak istiyor. Ama çok ciddi paralar lazım. Yani bunu yapabilmek için. Ve bunun yanına da yeni bir şey çıktı. Barista fire. Onun amacı da o da şu diyor ki fat fire gibi düşün. Yani standartlarını yine tutabilirsin, yükseltebilirsin ama çok basit böyle seveceğin, saat günde 2-3 saat çalışabileceğin, bir kafede, part time, seni yormayacak, hayatta hani mutluluk verebilecek belki, hani insanlarla sosyalleşeceğin, bir iş seçip, hani oradan biraz ek gelir kazanıp, aynı zamanda mevcut %4'lerle para çektiğin zaman abi, fat fire gibi de yaşayabilirsin diyorlar. İşte bu fire dediğimiz şeylerin hani finansal bağımlılık de bir sürü şeyleri var. Ama gerçekten bak en önemli şey bu. Finansal bağımlılığa ulaşmanın en temel şeyi standardını düşünmemek lazım. Aynen. Yani o yola girmek isteyenlerin kesinlikle bunu kaçırmaması gerekiyor. Yani mesela ben de erken emekli olma bir gayem var ama finansal bağımlılık temelinde yatan o şey bana pek uymuyor. Çünkü ben abi seviyorum bir şeyler almayı. Çalışmayı Yenilikleri seviyorsun seviyorum, aynen. çalışmayı seviyorum. Yani ben hani erken emekli olsam bile çalışmak zorundayım. Ben Ben o yüzden bu barista fire gibi şeye bana daha mantıklı. oraya Ama da orada da geleceğim işte zaten. ha Senin evet. hedefin ne diye de şeyde Evet. diyelim yani hani biz diyoruz o yüzden hani biz dedik hani şu anki giderin ne kadar senin onu hesap etmen gerekiyor. Çünkü bütün fire hesabını senin o mevcut olan giderinden dolayı yapıyorsun. Ben şimdi şey diyemem yani işte ben bakıyorum benim aylık giderim 1500 euro. Ben buna göre işte atıyorum 40 yaşında birikim yaparsam 40 yaşında emekli olabilirim
diyebilirim. Ama bu denklem değişebilir. Yarın öbürsü gün ben evlendiğim zaman, çocuğum olduğu zaman bu benim bütün fire planım alt üst olacak. O yüzden çünkü niye? Çünkü benim giderim artacak. Atıyorum daha büyük eve çıkacağım. Yemeğe daha fazla para harcayacağım. İşte eşin çalışıyor mu o belli değil. İşte eşin ne kadar birikim yapacak falan diye. O yüzden hani bu finansal bağımsızlık dediğimiz şey sizin temel ihtiyaçlarınız. İşte. O yüzden mesela işte hesap ediyorken mesela sen mesela Apple Müzik şeyi senin sürekli olması gereken bir şeyse o zaman onu da katıyorsun bütçenin içerisine. Ona göre hesap ediyorsun ki bundan 20 yıl sonra da hala onu kullanabilesin, ödeyebilesin. Ama işte ben o bahsettiğim şey mantığının benim çok hoşuma gidiyor. Barista Fire olayı. Çünkü orada ne yapıyorsun işte %4'ü çekiyorsun, kirayı ödüyorsun, yemekleri ödüyorsun falan filan. Atıyorum barista olarak çalıştığında ne kadar para kazanıyorsan ki orada da aslında düşünürsen iyi bir para kazanıyorsun. Çünkü giderlerine şey yaptıktan sonra o parayla da gidip diyebiliyorsun ki ya benim hobim var, ben işte gideceğim bisiklet alacağım. Yeni iPhone çıkmış, yeni iPhone alabiliyorsun. Hı hı. O yüzden hiçbir şekilde yani şeyini düşürmemiş oluyorsun, standartını düşürmemiş oluyorsun. Ama işte ne olmuş oluyor? Part-time olarak çalışabiliyorsun. Ama işte mesela bizim yazılım işinde olmamızdan dolayı güzel yanı o. Yarın sen çok basit bir ürün geliştirebilirsin. O ürünün support şeyini verirsin. Ya da işte sen açık kaynak proje geliştiren birisin hatta abi. Sana sponsor oluyorlardı. Yani senin bu yanlış hatırlamıyorsam Vimgo şeyinden. Evet. İnsanlar sana işte aylık para veriyor. Ha, o zaman ne oluyor? Sen gene şey yapabiliyorsun. Bunun da belki bir şey var mı? Tabiri var mı? Open Source Fire gibi bir şey yani, yapmış olmuş oluyorsun. Bak, aynen olabilir de. Bak güzel bir noktaya değindi. Dedim yani Fire şey oluyor diye. Yani aslında buradaki temel şey işte ek gelirim. Bir yerlerden bir ek gelir gelmek. Ne şekilde gelecek? Barista diyoruz. Hani hatta bir tane bununla ilgili şey de var. YouTube'da 140 Journal'ın mı ne var? Hani kahve açmak diye bir film var, şey var. YouTube videosu var hatta. Hani Barista Fire de biraz oradan geliyor. Çünkü herkesin hayali kahve dükkanı açmak. Kahve dükkanı. Kahveci olmak yani. Barista Fire olmak. Oradan çıkıyor ama bizim gibiler öyle olmak zorunda değil. Belki işte iOS Developer Fire. Ne bileyim yani. Seyfettin burada... Şey ya tamam, ekstap yazarsın, yazar olursun evet, ya da işte atıyorum blog yazarsın, belki oradan aynen sürekli sana bağış gelir. Ama işte mesela open source mesela en güzel şey değil mi abi? Düşünsene sadece bir tane bir projeyi maintain ediyorsun, sadece onun üzerine çalışıyorsun ve insanlar sana bağış yapıyor. O şekilde hayatını şey yapıyor. Hani böyle insanlar var, hani tabii biz böyle sanki çok şeymiş gibi diyor. Bunu hani fire yapmadan yapanlar da var, hani hakikaten. Sabah uyanıp open source şeyini, projesini maintain eden ve oradan da hakikaten yüklü miktarda para kazanan insanlar var. Senin hayalin de sanırım dediğin gibi abi böyle şimdi şeyden de ben aslında kısaca değinmek istiyorum. Sen dedin mesela DigitalOcean'da çalışıyordun. Oradan mesela hisse alıyordun. Bu da aslında buna değinmek istiyorum ki biraz daha dinleyenlerin gözünü açmak istiyorum. Çünkü abi biz şunu fark ettim. Benim önceki şirkette böyle bir şey yoktu. Bize hisse falan vermiyorlardı. Ben o zaman şeyi gördüm ya, şirket şunu hedefliyor, biz her yıl %10 büyümek istiyoruz, tamam okey ben buna çalışayım ama hani sen bana bir maaş veriyorsun, ona da okey ama ben bu %10'dan bir payımı almıyorum. Yani bu bana mesela başlangıçta ben çok sorgulamıyordum ama daha sonra bu bütün işte teknoloji dünyasını görünce çok bana şey gelmişti. Vermeyenler de var abi, Amerika'da vermeyenler de var, hatta son zamanlarda mesela MailChimp duymuşsunuzdur. Hiç vermiyordu mesela, vermedi. Ya da iki tane kurucusu zengin oldu, çalışanlara bir şey kalmadı. Ama bu outlier, öyle söyleyelim. Yani, aynen. Yani Türkiye'de mesela ben hiç bilmiyorum abi. Bir tane bile şirket var mı ki sana işte, ya da bununla belki regülasyonu bile yoktur doğru düzgün. İşte şöyle, Türkiye'de ben duydum, Mert şöyle duydum. Hani bu teknokentlerde vesaire yeni kurulan startuplar, Türk startupları çoğu yapıyor bunu. Ama mesela Trendyol vesaire bu son zamanlarda herkes iş alıyor ya. Hı hı. Duymadım yani hani mesela hepsi burada da, Amerika'da bile şey benim bildiğim kadarıyla Nasdaq'ta bile açıldı. Çalışanlarına veriyor mu bilmiyorum. Yine bir bakmak sormak lazım. Ama dediğim gibi para tabu ya. Alsa bile demeyebilir yani bittik. Yani işte ben de sana onu soracaktım abi. Mesela sen DigitalOcean'da çalıştın, daha sonra GitHub'da çalıştın ve bunların yani şeye insanlara anlatalım. Yani hani bu aslında eğer tabii işte yazılım sektöründe çalışıyorsanız bu sizin bir nevi hakkınız. Yani hani şirketlerle pazarlık ediyorken konuştuğunuz bir şey. Buna sen
Hani çünkü şundan orada biraz, dolayı aynen. diyorum ki bu aldığınız hisseler sizin işte bu financial independence kazanmanızı çok daha kolaylaştırıyor. Çünkü sen Evet. orada yüklü bir miktarda hisse alıyorsun. Şirket büyüyor. Sen çünkü atıyorum o hissenin tamamına işte bunun vesting süresi oluyor. 4 yıl sonra falan aldığın için o 4 yılda şirketin değeri bayağı artmış oluyor. Atıyorum Apple'ın hissesinin 4 yıl önceki fiyatına bak, şimdiki Orada da fiyatına bak. hisseler Oradan da arasında para kazanmış evet. oluyor. Hisseler Falan. arasında. Şimdi şöyle diyeyim. Mert, şimdi dediğin şeyler önemli ama bunlar çok ayrı yerlere gidiyor. Konulara gidiyor şimdi. Şöyle bize şimdi o aldığın hisselerin bile türleri farklı olabiliyor. Bazıları paper stock bir anlamı yok. Bazıları RSU, Google gibi mevcut satın alabiliyorsun. Ve Amerika'da onun hisse olarak verilmesinde sebebi var. Şirketlerin işine geliyor. Çünkü cebinden para çıkmıyor aslında baktığın zaman. O yüzden mesela artık para konusunda yani bunu hatta Bilgem Çakır'ın da bir YouTube videosunda bahsetmişti. Mesela Amazon'daki senin base maaşın 160 bin dolar. Ondan sonra üzerine hisse alıyorsun. Çünkü hisse düşse bile senin maaşın hani belli yani. Hani adamın cebinden 160 dolar çıkıyor. Ama hisse vermelerinin sebeplerinden bir tanesi de o. Evet senin finansal şeyine gidebiliyor ama asıl şey orada rekabet çok fazla var. Herkes cash zaten veriyor. Nakit para. Üzerine daha ne verebiliriz derken herkesin aa tamam bir hisse verelim. Zaten bizim şirkette çalışıyor. Yani risk şeyi çok az. O yüzden de genellikle işe başlayanlar büyük şirketlerde hisse alabiliyorlar. Ve onu 4 yılda veriyorlar dediğin gibi. Ama Belki dediğin gibi abi o çok detaylı konu olduğu için bunu o başka bir apayrı bir bölümde konu. Yani onu evet o çok iş daha detaylı mülakat konuşuruz. süreçleri falan o perklere giriyor. Orada stok bonuslar var. Ondan sonra sign on bonus var, imza bonus diye bir olay var. Bazı şirketler birini veriyor, biri vermiyor. RSU'lar var işte. Ya da işte şirkete giriyorsun private. Mesela Stripe'i satın alamıyorsun. Alabiliyor musun Stripe? Stripe şu Yok. an mesela public bir şey değil, bir şirket değil. Nasdaq'ta bile yok. Mesela o sana diyor ki işte al sana hisse. 4 yılda verecek ama o hisseyi bir şey yapamıyorsun. Tamam Stripe şimdi 90 milyar dolar olacaklar ama mesela ben Çok Kotlin'de çalışıyorum. Tabii oradan milyoner çok milyonlar doğacak. O Ama öyle abi bir şey. işte o kadar güzel bir şey ki ben de bunu mesela şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Anlatmaya çalışıyorum insanlara. Çünkü hani Almanya'da da falan çünkü şimdi şey yapmaya çalışıyorlar. Bu koalisyona girmek isteyen partilerden bir tanesi işte bu şirketten hisse alırsan onun vergisini verme de satarken vergisini ver şeklinde bir öneri sunmak istiyorlar. Hani parti programına yazmışlar seçim Evet. programı. Bu hakikaten önemli çünkü abi bu şirketlerin yeni zenginler doğurması muazzam bir şey. Çünkü bu adamlar günün sonunda ne yapıyor abi? Sen atıyorum git şeydesin Stripe'da çalışıyorsun. Yarın borsaya açılıyor. Senin o kadar hissen birikmiş. Milyoner oluyorsun. Ne yapıyorsun? Şirketten ayrılıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya ben kendi şirketimi kurayım diyorsun. Param var, kendi bir fikrim var. Kendi Evet. şirketini kuruyorsun. Bu ne yapıyorsun sen? Ekonomiyi aslında büyütüyorsun. Yarın öbürsü gün işte bir sürü insan işe alıyorsun falan. Bu Evet. şekilde bu şekilde büyüyor yani. Hani öteki türlü bizde ne oluyor abi Türkiye'de? Atıyorum Koç Holding oluyor. Bütün para orada. Çalışanlar hiçbir şey olmuyor. Sürekli zaten Türkiye'de görüyorsun 10 tane falan böyle işte büyük aileler, zengin aileler olmuş oluyor. Hiçbir şekilde böyle şey doğuramıyorsun abi. Yeni milyonerler çıkmıyor ortaya. Haliyle yeni şirketler kurulmuyor. Ülke ekonomisi büyüyor. Halbuki Yeni sen milyonerler şöyle çıkıyor. Biraz resim dışına çıkıyor. Mesela oyun şirketleri vesaire. Onlardan yeni startuplardan çıkıyor. Yeni yeni çıkıyor. Çünkü onlar da o büyük aileler dediğim biraz geç kaldı. Yakalayamadılar ama. Yine Mert. Konu dışı yani. Bayağı başka Aynen. yerlere gireriz. Oraya girersek. O zaman şöyle Belki. ufaktan şey yapalım. Biz bir konuyu atladık, sonradan bahsederiz dediğimiz. Ondan sonra da kapanış yapalım. 1 saat 45 dakika oldu. Biliyorsun Türkiye'de yatırımlık olarak insanlar ev alıyorlar. Bu Evet, mesela ha, Amerika'da çok aynen. tavsiye edilen bir şey değil. Ben hani Reddit'te de birkaç defa görmüştüm böyle bir şey. Quora'da Evet. falan da görmüştüm. Yani ev çok değerlenen bir şey değil Amerika'da ama Türkiye'de evler biliyorsun sürekli üzerine Evet. katlayarak gidiyor. Aynen, onda bir anlamı var aslında. Mantıklı bir çünkü yatırım. Evet. İşte ev almak iyi bir yatırım aracı mı sence? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ufak görüşünü alalım sonra da kapanışa geçeriz. Şimdi şöyle bir şey, real estate, ev yani ev yatırımı.
şey derler, inflation hedge. Yani ev yatırımı abi, enflasyona karşı kendini koruyan yegane assetlerden bir. Mesela Amerika'da baktığın zaman, mesela geçen yıl Amerika'da %5 enflasyon var. Yani doların da enflasyonu var. Çünkü Fed, Amerikan Merkez Bankası olmayabilir belki, yanlış da, para bastı vesaire, enflasyon arttı. Ama mesela ev fiyatları da arttı. Yani bayağı arttı. Şimdi Türkiye'de niye herkes ev alıyor? Çünkü abi bizde enflasyon hep artan bir şey. Yani bizde enflasyon hiçbir zaman sabit olan bir şey değil. Öyle baktığın zaman ev iyi bir yatırım. Çünkü ev enflasyonla birlikte abi fiyatını arttıran yatırımlardan bir tanesi. TL belki artmaz ama evin değeri yatırım enflasyonla birlikte artıyor. Bu arsalar da öyle. Mesela şimdi buradan atıyorum, burada bizim buralardaki arsalar bundan atıyorum 5-10 yıl önce, 5 yıl önce 200 bin TL'ydi. Şimdi mesela aynı arsa 700 bin TL olmuş. Yani bayağı böyle 2 katına, 3 katına falan çıkmış. Bakıyorsun enflasyon oranına, enflasyon oranına benzer şekilde. Şimdi biz paramızı koruyalım vesaire diyoruz ya işte. Burada da evin işte yani taşınmaz malın Türkiye'deki önemi çok büyük. Çünkü onun şey yapıyor yani enflasyona karşı koruyor gerçekten. Ve o yüzden de insanlar hep buradan şey yapıyor. Yani bunu bilinçli olarak yapıyor olabilirler. Ya da toplumun hani bir evin olsun, kafanı koyabilecek bir şey, bu da etkisi var. Yani Kültürel. buna her şey diyebilirsin. İkinci bir şey de şunu söylemek istiyorum. Nedense ben büyük firmalara baktığım zaman, Google falan mesela, büyük şirketleri. Ya da mesela bu zenginlerin, billionaire, işte bu Jeff Bezos'lar vesaire, bunlar da bir. LA'den gidiyor abi 50 milyon dolara ev alıyor. Oradan gidiyor 100 milyon dolara ev alıyor. Google gidiyor New York'un tam ortasından bir tane bina alıyor. Ofis. Sonra gidiyor yan binayı da alıyor. Onu da alıyor. Onu da alıyor. Sonra gidiyor oradan istasyon alıyor. Yani şimdi düşünüyorsun, Google reklamdan para kazanıyor. Google Search'ten falan para kazanıyor. Ama bir bakıyorsun abi adamların 2 milyar dolarlık taşınmaz mal Gayrimenkulü şeyi var. var yani. Yani şimdi o zaman niye mesela küçük yatırımcı, yani bizlere, biz mesela ev aldığımızda neden bize küçük bakılıyor da onlar aldığında bir şey yok? Çünkü abi onlar da biliyor ki abi ev aldığın zaman, şey aldığın zaman abi enflasyona karşı koruyor seni. Ve hani şey yapabiliyorsun abi, değerini gerçekten katlayabiliyor. Yani. Ha bu düşük yapar, şey yapar, katlayabilir abi yani. Ve hani şirket batsa bile abi, mevcut taşınmaz malların değeri çok yüksek olduğu için o seni koruyabiliyor. Ama hani onunla ilgili dediğim gibi daha bir sürü muhtemelen başka şeyler de var, dönüyordur. Tek diyeceğim şey, bu yatırım sadece hisse değildir. Taşınmaz mal evde olabilir, altın da olabilir, hisse şey de olabilir, Amerikan borsası vesaire de olabilir. Mesela araçlar, arabalar Türkiye'de. Hani biz istediğimiz kadar kabullenmesek de onlar da artık bir yatırım aracına dönüştü. Yani hayatımızın belirli dönemlerinde belirli şeyler bir yatırım aracına dönüşebilir. Piyasası olabilir. Ama mesela Bitcoin bir yatırım aracı değildir bana sorarsanız. Neden? Çünkü Bitcoin'un belli bir şeyi yok yani. Borsası yok. Mesela şimdi arabanın borsası var mı? Bir nevi var diyebiliriz çünkü regüle ediliyor. ÖTV'ler, yani devlet Berberler ÖTV koyuyor. tarafından regüle ediliyor gene. Ya da işte sahibinden kom sitesi regüle, hani bir gayri resmi olabilir. Yani regüle edilen şeylerden korkmamak lazım. Ama Bitcoin gibi yarın %20 artan, ondan sonraki gün %30 düşen şey yatırım olamaz. Yani o yüzden yani yatırımı iyi seçmek lazım. Bitcoin ne olabilir abi? Yani %10 risklik alabileceğin, al-sat yapabileceğin bir şey olabilir mesela. Kaybettiğinde üzülmeyeceğin parayı Heh, yatıracağın yani. kaybettiğinde üzülmeyeceğin parayı abi git al. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yani yatırımla ilgili söyleyebileceğim son şey bu. Tabii şunu da söylemek lazım. Hani ev almanın da çeşidi var. Tabii. Bankada birikmiş 1 milyon dolarının yarısıyla ev almak var. Bir de önümüzdeki 16 sene mortgage kredisine girip Evet. bütün maaşını ev kredisine yatırmak var. İkinci Keşke 16 sene söylediğimiz olsa. 24 sene, 30 sene neyse.
Kaç sene veriyorlar mortgage kredisi bilmiyorum gerçi. 30 sene, 15 ile 30 sene Amerika'da, Türkiye'yi bilmiyorum. Bizde de o civardadır herhalde. Evet. O çok mantıklı değil gibi geliyor bana. Şimdi onu diyeceğim. Mesela Amerika'da çok mantıklı. Şimdi mesela ne diyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Birikmiş paranla kredi aldığın zaman banka sana çok düşük bir faiz veriyor. Ve verdiği faizde mesela %4, %5 ama %8 zaten her sene borsadan alıyorsun. Yani aslında senin aldığın kredi çok düşük olmuş oluyor. Hı hı. Yani mesela bu zenginlerin ev alma sebeplerinden bir tanesi de buymuş. Yani mortgage'ler. Çünkü adam parasına karşılık bedava para alıyor. Bu abi zaten şeydi aslında. Yani atıyorum Apple falan da gidip o 1 milyar dolara kampüsü yaptırıyorken gidip cash ödemiyor onu. Gidiyor ona da kredi çekiyor. %1'lik faizli krediyi çekiyor. O krediyle ödüyor. Hiçbir zaman böyle cash'leri şey yapmıyorlar. Artıyor. Harcamıyorlar. Aynen. Ya işte krediye olan bakış açımız sağlıklı bir şekilde olursa, neye kullanacağımız şekilde olursa, o da bir araç oluyor. Tool aslında. Ama biz onu tool olarak kullanmayı bilmiyoruz. Çünkü öyle bir şey oluşmamış. Know-how oluşmamış. Yurt dışında çok kullanılan bir şey ve özellikle gelir seviyen arttıkça, belli yerlere geldikçe bir bakıyorsun ki herkesin bildiği şeyler haline geliyor. Ama bunlar da dediğin gibi işte belli bir zümreye gelince, yani belli bir zümrenin bildikleri şeyler oluyor. Mesela ama Almanya'da doğup sen abi ya da orada yaşıyorsun. Mesela orada kredi bir tabudur. Bak mesela nasıl her ülkenin tabuları var. Mesela oradaki insana mesela kredinin kötü bir şey olmadığını, bir araç olduğunu anlatmak çok çok zor bir şey. Hani onu ikna edemezsin. O yüzden her ülkenin dinamikleri farklı. Hani onu da iyi bilmek gerekiyor. Güzel bir kapanış oldu. Var mı Mert başka konuşmak istediğin konu? Yok abi biz bayağı konuştuk. Zaten dediğim gibi biz otursak bir 10 saat daha konuşuruz konu konuyu açıyor. Demelen belki 5-10 bölüm sonra tekrardan Fatih'i davet ederiz. Tekrardan başka bir konu hakkında konuşuruz. Hatta ben şimdiden spoilerını vereyim de sözünü de alayım. Fatih yeni bir elektrikli araç aldı. Hayırlı olsun. Buradan da. Evet. Teşekkür ederim. Bir 6 ay sonra falan tekrardan umarım biz podcast yayını yapmaya devam ederiz 6 ay boyunca. kendisinden bir söz alalım mı? O kendisi bize Türkiye'de elektrikli araç kullanma deneyimini anlatsın de bilgilenmiş olur. Tamamdır. Ağzına sağlık Fatih. Peki kapanış yapalım o zaman. Farklı Düşün Podcast'in 17. bölümünde Fatih Aslan'la birlikteydik. Önce biraz Foundation dizisini konuştuk. Arkasından da Personal Finance aslında genel tabiriyle bunu konuştuk. Tekrar teşekkür ederiz Fatih geldiğin için. Bizi ben teşekkür ederim. Bizi buraya kadar dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.